katılımcılarımıza da ayrıca geldikleri için teşekkür ediyoruz. Bu panelin teması biraz yeni medyalarda nasıl var olacağımız, bunun ekonomik sürdürülebilirliğinin nasıl olacağı ve hani ekosistemin nereye doğru, medya ekosistemin nereye doğru evrildiği üzerine olacak. Tabii böyle söyleyince çok kitabi geliyor. Ben bunu bir Tarkan şarkısıyla nakletmek isterim. Biraz hafifleyelim diye. Medyaya kızma, medya ol, böyle çok daha güzelsin diye çevirsek şarkı. Yani herkesin artık medya olduğu ve eskisi gibi medyaya kızmak yerine insanların kendi içeriklerini ürettikleri bir dönemdeyiz. Şimdi biz burada beş benzemez bir araya geldik. O beş benzemezi sizlere takdim etmek isterim. Umarım bir takım halinde oynayarak iyi neticeler alacağız. Kaya Heyse, Medyascope'tan son yılların herhalde yayıncılık, görüntülü yayıncılık tarafında en çok bilinen markalarından biri Medyascope. Onun içerisinde yenilenmeyi sağlayan, daha fazla haberciliği teşvik eden, daha fazla sahaya inmesini teşvik eden isimlerden bir tanesi. Minez Bayülgen, Kapsül diye bir ürün ortaya koydular. Bu panelde biraz böyle konuşacağız. Ürün, poda falan filan diye. Kapsül bir e-bülten ve bu dönemde kendi parasını koyarak bir insan medya yapar mı? Minez Bayülgen yaptı işte, buna müteşebbis gazetecilik deniyor. Entrepreneur journalism. Hem Kapsül'ün detaylarını hem de bundan nasıl para kazanılabileceğini konuşacağız. Reha Başoğlu, Sözcü'nün dijitalinin başında, işte ne diyorlar? CDO, Chief Digital Evet, Officer. teknoloji dönüşümü dijital Daha tarafı. önce Hürriyet'te de aslında ciddi bir teknolojik dönüşüme yayıncılık tarafında imza atmıştı. Sözcü'de de attı ve mühendis kökenli birisi. Medyada daha fazla ihtiyaç duyduğumuz, orada bir mühendis daha böyle kaldırdı. Medyada daha fazla mühendise ihtiyaç var. Neden ihtiyaç var? Onları da konuşacağız. Damla Pekgöz ise pazarlama tarafından geliyor. Yani kendisi sadece yayıncı. Twitch'te, YouTube'da Tek Çare Uzay programını yapıyorlar. Bildiğiniz uzay programı. Astronomi. Yani astroloji değil. Bilim olan astronomi programı yapıyorlar. Ve ayrıca pazarlama tarafında da bu Twitch yayınları, YouTube yayınları nasıl para kazanır hale gelir? İşte reklam verenlerle, ajanslarla ilişkiler nasıl olmalıdır? Biraz bunları konuşacağız. Gerçekten beş benzemeziz. Ama size eğlenceli anlar yaşatacağız diye düşünüyoruz. Şimdi birazcık daha sabrınızı zorlayarak sözü Reha Bey'e atmadan önce bir çerçeve çizmek istiyorum ki yani biraz daha birbirimize yakın oynayalım diye. Meşhur kısır döngü teorimiz var bizim. Telefonda konuşmuştuk. Şöyle başlıyor kısır döngü. Medyanın çalışmayan bir iş modeli var. Bu çalışmayan iş modeli nedeniyle para kazanamıyoruz. Para kazanamadığımız için en iyi üniversitelerin, en iyi öğrencilerini kendimize çekemiyoruz. Çünkü maaşlar 3-4 bin lira, 5 bin lira. En iyi öğrenciler çekemediğimiz için ürünün kalitesi düşüyor. Bu ürün YouTube kanalı da olsa, gazete de olsa, televizyon programı da olsa. Ürünün kalitesi düşünce okur, izleyici tatmin olmuyor. Tatmin olmayınca para vermiyor. Para vermeyince yine başa dönüyoruz. Inefficient business model. Hocam bunu nereden kıracağız? Bu herkes mutsuz ediyor. Evet. İşvereni, gazeteciyi, okuru, izleyici. Herkesi Evet. nasıl kıracağız bunu? Şimdi aslında bu işin matematiği var. Uluslararası anlamda New York Times'ta, Bild'de veya Washington Post'ta da görülen başarılı örnekler var. Biz nasıl kıracağız? Biz şu an bir Araf dönemindeyiz. Araf dönemi demek de şu. Geleneksel basından gelip dijitalleşen kısımda ilgili olan insan kaynakları şu an orta bölümde. Burada da Venn şeması gibi bir hayal edebiliriz. Venn şeması bir yandan gazetecilik var, bir yandan da mühendislik var. Ya da işin business tarafı diyelim. Ortada bir kesişim kümesi var. Bunu zaten Hürriyet'te de işte konvergence olarak ele almıştık. Sözcü'de de benzer bir dönüşüm olarak ele alabiliriz. Ama bu o bütün Türkiye açısından baktığımızda geleneksel medyayla dijital medya arasındaki dönüşüm ve bunun iş modellerinin değişmesi ve alttan gelen insan kaynaklarının nasıl müfredatının olması gerektiği gibi bir boşluk var. Bu boşluk sizin dediğiniz kısa döngüyü ortaya çıkartıyor. Gazeteciler iş tarafını bilmiyorlar. İş tarafı olanlar da gazetecilik tarafını hor görüyorlar. Bu şimdiye kadar olan süreç. Bu doğrultuda bir çatışma yönetimi ele alınıyor. Ortadaki kesişim kümesinde buluşup iki tarafına kendi özel alanlarında at koşturmanın izin verilmesi gerekiyor. İşin benim tarafından bakılan, yani mühendis tarafından bakılan matematiği, yani bunun bir reklam banner veya subscription modeli, yani üyelik modeli dediğimiz bir kısım var. Bir yandan bunların hepsinin ürünün nasıl olacağı UI UX denen taraflar var. İnsan kaynakları olarak baktığınızda
Şimdi developer kısmında mesela işte PHP developer bulunamıyor Türkiye'de, .NET developer'la mı gideyim, arkada cloud mimarisi vesairesi. Çok basit bir örnek vereyim. 2 milisaniye sitenin hızlanması demek gelirin %5'ini arttırmanız demek. Trafiğiniz aynı kalsa daha iyi. Evet, bu arka taraftaki bütün bu mühendislik kısımlarıyla beraber amaç ne? Daha fazla kişiye ulaştırmak. Bir yandan da işin bu benim de şikayetçi olduğum, IAB'de de çok sık dile getirdiğim, bu SEO habercilerinden bir nasıl diyeyim, ucube bir sektör çıktı. Tık tuzakları. Mercimek köftesi nasıl yapılır üzerinden bir habercilik adı altında haber siteleri kendi karakterizasyonunu bu şekilde konumlandırmaya çalışıyor. Çok zararlı bir şey. Şimdi buna göre tabii basın yayından çıkan arkadaşlarımız kendini burada buluyorlar. Çünkü ekonomi burada zannediliyor. Bunun Google, Facebook ayağı da bir şekilde bunu promo ediyor. Promo ettiği için de haliyle bu kısır döngünün bir kalitesizlik üzerine kaybet kaybet oynanıyor. Peki sorun şu mu? Evet, akşam maç vardı. Fenerbahçe Antwerp maçı hangi kanalda sorusu gerçekten vatandaşın sorduğu bir soru. Evet. Şimdi Hürriyet.com.tr ya da Sözcü.com.tr buna cevap vermeyecek mi? Verecek ama bunu Black SEO dediğimiz yazıp vermemek ya da aynı şeyi paragrafı 3-4 defa aynı şekilde tekrar etmek gibi Black SEO denilen durumlar var. Bu zaten yani artık Google'un banladığı... Yani bir türlü bulamıyoruz hangi kanalda olduğunu açıyoruz. Aynen. Yani o var, işte mercimek köftesi var, işte mercimek geçmiyor gibi konular da var. Bunun gibi bir sürü, işte bayram namazı kaçta kalınır? Milli piyango sonuçları. Şimdi toplam trafiğin kaçta kaçı bu tarz trafik? Yani şimdi vermeyecek mi? Verecek. Ama zaten vermesi gerekiyor. Mesela TV yakın, yayın akışı. Bunların hepsi zaten veriliyordu. Ve bunlar ihtiyaç mı? Aranıyor mu? Aranmıyor mu? Ama toplam gelirinizin veya toplam trafiğinizin kaçta kaçı SEO haberlerinden geliyor dediğimizde Türkiye'de artık %7'nin üzerinde bir rakam denk geliyor. Ve bu alt taraftan gelen basın yayın veya patronaj tarafındaki ekonomik dengelerin nerede olduğu gibi bir sürü soruyu sorduruyor ve doğal olarak biz yozlaşmaya doğru gidiyoruz. Basit bir örnek vereyim. Galeriler ve clickbait için mesela Hürriyet'te de bu tespiti yapmıştık ve bütün yönetim kurulunun şeyi değişmişti. Galerilerin toplam trafikteki payı %50, gelirdeki payı %2. Bu arada galerinin bu arada gideri daha fazla olmasına rağmen boş boş aslında böyle bir insan kaynakları, işte ona göre istihdam gibi böyle saçma sapan bir denklem çıkıyor. Burada bir parantez açalım. Bir süre herkes hatırlar herhalde Türk medyasında her sitede böyle fotogaleri, her şeyin fotogalerisi. Aynen. Yani sadece seksi fotoğraflarca tıklayınız değil. Hemen aynen, her şeyin fotogalerisi her yapıldı şey. Ve evet, internetler bunu şöyle satıyor. Bakın, tıklanmayı arttırıyoruz. Ama aynen, bir obezite. Hani yiyorsun ama doyurucu bir şey var mı? Gelir anlamında. Hı hı, hı. Yok. Peki gelir getiren kalemlere... Şimdi aslında şimdi için... Google ve Facebook çok ciddi bir trafik kaynağı olunca bu işin arka tarafındaki matematikte bağımlı olduğunuz yerler bunlar. Direkt trafik düşüyor. Bunun için SEO trafiği bazı yerler çok fazla artıyor. Haberciliğe yatırım yapanlar için de şöyle bir denklem sıkıntı var. Eskiden tıraş üzerinden 1000 kişiye ulaşma maliyeti çok daha fazlayken atıyorum mesela 500 lira. Şimdi 1000 kişiye ulaşma maliyeti 0.75 lira. Böylece bu bir de bunun desktop mobil ayrımı var. Desktop'taki olan şeyle aynı oranda mobile kayıyor trafik. Böylece bu ters piramit aslında o dediğiniz kısa döngünün ekonomik daralmasını yaratıyor. Haliyle bu işin çıkış noktası bence yine gazetecilik olmalı. Sayfada kalma süresi gibi bir sürü denklem var. İşte sayfanın hızlı açılması, işte SEO skoru ama demin bahsettiğimiz habercilik anlamı söylemiyorum. Google'un işte Lighthouse vesaire gibi, Jim Metrics gibi ölçümlemeleriyle sayfanın hızını yaparken bir yandan köşe yazarları, işte uzman yazarlıklar, videolar, bunların hepsini yapamaz ama videonun da mesela ekonomisi o dediğimiz CPM olanlarını tutturamadığı için hala buradaki ekonomik model hakkınız kadar alamadığınız bir yere getiriyor. Yani doğru mu anlıyorum? Şöyle diyoruz. Asıl olan yine iyi ve kaliteli kesinlikle, gazetecilik. Kesinlikle. Okuru, izleyiciyi sayfada tutmak mümkün olduğunca uzun süre. Onu da nasıl yapıyoruz? Zincir bağlayamayacağımıza göre. Aynen. Müptelası olacak yani o yazının ya da içeriğin. Aynen. Ve ana sayfaya sıkışmış bir algı var. Ve dediğiniz gibi ölçemediğini yönetemezsin mantığının. Harekette bu clickbaitler, galerilerin tamamen yok edilmesi lazım. Para kazandırmıyor artık, gideri fazla. Bunun yerine hakikaten sayfada daha fazla kalabilecek. Kullanıcı tekrar tekrar getirebilecek. Sıklık ziyaret gibi. Mesela Gmus Türkiye ölçümlemesi de buna bir yarar sağladı. Ve ondan sonra da artık net ayılmaya başladı. Ve doğru, dedi ki doğru yere yatırım yapayım. Bunun işte habercilik yapıyorsanız yatırım yapıyorsunuz. Habercilik yapmıyorsanız başka şeylerden medet umuyorsunuz. İyi, bu Türkiye'nin başka bir politik. Efendim? İyiye doğru bir gidiş var o zaman. Bu tamamen siyasi şu anki yani medya yayıncılar açısından baktığımızda siyasi bir tarafı var. Sözcü veya işte muadiller olarak baktığımızda. Hani bu bireysel işte fonlayan gazetecilerde hanımefendilerin şu anda bahsettiği girişimlerde tamamen bağımsız olarak tutuyorum. Bu geleneksel medyadan tekrar dijital medyadaki ana hatlara dönmedeki kısmın politik tarafı var tabii ki. Habercilik yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Buna göre değişiyor. Habercilik yapanların
maddi olarak korkmasını gerektirecek bir tablo yok. İyi içerik eninde sonunda parasını kazanıyor. Desem kazanabilecek çok mu bir matematiği var. Evet. Ama tabii ki şu olmuyor, o zaman altını çizelim. Sadece gazetecilerden kurulu bir haber merkezinin kesinlikle ayakta kalması mümkün değil. Yönetim kurulunun sadece gazetecilerin oluşmaması lazım. Öyle diyeyim. Sadece mühendislerin oluşmaması lazım. Burada bir hakikaten sinerji olması lazım. Tam pazarlamacı, şey, yazılımcı, tabi. Gazeteci. Evet, yani bunların hepsi o bileşenlerin o formülde bir input olarak, bir girdi olarak var. O olarak da o denklemi doğru bir şekilde yönetim kuruluna yansıtmanız gerekiyor. Ve bunların iyi bir şekilde analiz yapılması gerekiyor. Sosyal bilimler, sayısal bilimlerimiz, geçmişten kalan bir sürü hantal bakış açılarımız, disiplinler, yerine multidisipliner olarak bakılması gerekiyor. Benim de önerim, çok fazla söz almayayım, çalmayayım hatta. Medya mühendisliği denen bir şeyin, müfredatın Türkiye'ye bir an önce girmesi lazım. Diyerek ben sözü bırakayım. Tam sözünü. Şöyle bir yönetim kuruluna ihtiyacı var mesela o zaman. Beş benzemez. Tam fon demişken Kaya'ya döneceğim. Şimdi bu bir gelir modeli. Yani Sözcü.com.tr, Hürriyet.com.tr, ticari, tabii ki bunlar kar elde etmesi gereken şirketler. Hürriyet de eskiden öyleydi ve karlıydı da bazı yıllar. Bir de farklı işte modeller var. İşte filantrofiden, hayırseverlikten destek alan, okurundan, izleyicisinden para kazanan, uluslararası projelerle fon alan. Son dönemde bu fon alma işi biraz şey oldu ya. Sizin kökünüz dışarıda, fon alıyorsunuz. Amerikan uçakları. Evet. O kadar söylemeyeyim dedim. Bu modeli biraz anlatmanı istiyorum. Yani ticari tarafı girişini yaptık. Bir de non-profit, kar amacı gütmeyen tarafta neler yapıyorsunuz? Şimdi Reha'nın dediği her şey acayip doğru. Yani bir kere onu söyleyeyim. Biz Medyascope bir işsiz gazetecilerin ve böyle bir gazeteciliği yapmak isteyen gençlerin böyle ortaya çıkardığı böyle bir dayanışma hikayesi olarak 2015'te ortaya çıktı. Sonra şirket kurmaya karar verildi. Çünkü bir sivil toplum örgütü olarak bu ortamda var olmanın zor olduğunu düşünüyorduk. 2019'da da ben geldiğimde kendi içinde bir dönüşüm başlamıştı orada. Ama işin önce bir yayın tarafını düzelttik. Ondan sonra işin editoryal kısmını düzelttik. Sonra sahaya yeniden çıkmaya başladık. Çünkü bizim ürünümüz haber ve biz iyi gazeteciliğin eninde sonunda gelir getireceğine inanıyoruz. Şimdi yaptığımız üçüncü büyük değişiklik, Reha'nın da demin bahsettiği, sadece gazetecilerden kurulu bir yer değiliz artık. Şu anda mühendis alıyorum. İki haftadır data analisti olarak bizde çalışacak mesela kişilerle interview'lar yapıyorum. Ben iki yıldır da bunu öğrenmeye çalışıyorum, bu nedir diye, neye bakmak gerekir diye ve çok farklı bize bir kazancı olacak bu işin. Çünkü editoryal kafayla data kafası ve yani olması gereken diğer pazarlamacı kafası, bunlar bu mesleğin geleceği. Yani artık böyle bir şubur dedi olmayacak bu işte. Ondan sonra siyasete bağımlı olmaması gerekecek bu iş. Ve burada bir bileşen daha var. O da okuyucu. Yani biz şu anda bir fan base oluşturduk aslında ve çok sadık bir fan base oluşturduk. Şimdi bu insanları biz daha direkt nasıl, yani daha kişisel nasıl hedef alabiliriz? Daha onlarla daha doğrudan nasıl temas kurabiliriz? Mesela bizim gelir modelimizde şu anda Patreon önemli bir yer tutuyor. YouTube katıl önemli bir yer tutuyor. Bir de tabii yurt dışından veya ülke içinden aldığımız takım fonlar. Abi bizim temel şey o. Bir mikrofonu şöyle birazcık kendine doğru, çok gelmeyecektir de ha. Yo yaklaşma fazla. Mikrofonlar hassas alıyor. Sadece açısı önemli. Şunu soracağım. Somut konuşalım. Mesela Patreon geliri ne kadar? YouTube ne kadar? Yani çünkü burada bizim oturum yok ama sonuçta burada yani business konuşacağız. Yeni medyada iş kurmak isteyenler için de. Onu söyleyebilirim. Yani şu anda bu mesela Patreon'du, YouTube'du, bu kişisel bağışlardı falan. Bunlar bize ayda bir 250-300 bin liraya yakın bir gelir getiriyor. Şimdi bu kötü bir para değil. Ama Medyascope şimdi öyle bir yere dönüştü ki biz biraz fazla hızlı büyüdük. Bunun da sebebi iyi içerik üretiyoruz, çok içerik üretiyoruz. Ve adama ihtiyaç oldu ve saha muhabirliğini örneğin yeniden başlattık. Yani bu bizim açımızdan çok önemli bir şeydi.
Çünkü yani orman yangınları çıktığında hani 4 ekip Türkiye'de başka kim gönderdi sahalara ben bilmiyorum. Almanya seçimlerine adam gönderdik buradan. Yıllardır kim gidiyor yurt dışında bir haber izlemeye? İşte şimdi COP26 zirvesine yine muhabirlerimizi gönderdik. Onlar oradan haber yapıyorlar. Bunlar inanılmaz masraflar. Yani haber demek... Haber çok pahalı bir iş. Çok pahalı bir iş. Ve hani o, bu yazın işte bu biri bizim web sitesine girip oradan, Crest'in sitesine gidip oradan işte bunlar Amerikan uçakları diye haber yaptığında hani benim gerçekten şeyime gitti, hani zoruma gitti. Çünkü o fonlara da şu anda ihtiyaç var. Çünkü Türkiye'de reklam almak istiyoruz. Hani herkese açık kapımız ama işte adam sırtımızı sıvazlıyor. Bize reklam vermek istemiyor. Çünkü diyor ki siz işte şurada durmuyorsunuz da burada duruyorsunuz diyor. Peki şundan o zaman altını çizelim. Eminiz değil mi? Yapılan iş kalitesi ya da mantaliteyle ilgili bir sorun yok. Türkiye'nin anormal politik atmosferi nedeniyle kesinlikle öyle. O en temel sebeplerden bir tanesi. En temel sebeplerden bir tanesi. Haber artık bir ürün ve bu haberi iyi yaptığın zaman ve iyi sunduğun zaman, yani bu yeni medya olanaklarını iyi kullandığın zaman ve hani old school gazetecilik kafasıyla da artık şey yapmadığın zaman bunun mutlaka büyük bir sana gelir olacak. Bizim hedefimiz tabii ki ileride hani Medyascope kendi bir platform olsun. Çünkü hani YouTube seni hep sınırlayacak. YouTube hep senin üstünden para kazanacak. Facebook hep senin üstünden para kazanacak. İşte Instagram hep senin üstünden para kazanacak. Yani orada mutlaka senden çok hep o kurum kazanacak. Kendin bir platform olabilirsen ve bir yani hayalimizdeki model o subscription based hani abonelik sistemini en iyi şekilde oturtabilmek. Bunun da hani planlamalarını yapıyoruz, daha bir süreç bu olacak. Ama siyasi sistemin de buradaki yani iktidarın değişmesiyle de alakalı bir durum. Bu olduğunda da yani hem Türkiye'de önce olacağımızı düşünüyorum Medyascope olarak. Hem de ilham vereceğimizi düşünüyorum ve artık hani bu tarz modellerle de gerçekten evrensel standartlarda kimseye bağlı kalmadan, kimsenin ağız kokusunu çekmeden, kimseden korkmadan gazetecilik yapılabileceğine inanıyorum. Yani bu, Medyascope aslında gelecek planını yaparken daha fazla okura, izleyiciye dayanan, daha az platformlara ve uluslararası fonlara dayanan bir yapı. Yani hedef o. Hedef o olmalı zaten. Tabii ki YouTube her zaman kullanılacak vesaire, her zaman kullanılacak. Ama yani kendin bir platform olmak da başka bir şey kazandıracak. Peki Minez'le geçmeden son bir soru. Az önce Medyascope'un kompozisyonunu, bileşimini değiştirmekten bahsettik. Sayılarla konuşalım yine. Mesela kaç kişi var Medyascope'da ve bunların kaçı gazeteci? Şundan soruyorum. Gazeteci olmayan kadroları önemsiyorum. Bize daha fazla mühendis, daha fazla yazılımcı, şöyle daha fazla diyeyim, insan kaynakları uzmanı lazım. O oran ne durumda? Şimdi Medyascope'da şu anda kadrolu 43 kişi var. Yani kadrodan bahsettiğim SGK. SGK. Yani bütün o hani yasal haklar neyse falan filan. Asgari ücret diye bir şey yok bizde. 2020 itibariyle herkesi asgari ücretten çıkarmayı başardık sonunda. Onun dışında mesela işte 10-15 tane stajyer var. Onlara her ay tabii ki para ödeniyor. O zaman o stajyerlere de para ödenmiyor diye hikayeler çıkmıştı. Öyle bir şey de yok. Ankara'da temsilcilik var. Diyarbakır'da temsilcilik var. Hopa'da temsilcilik var. İzmir'de temsilcilik var. Yani Türkiye'yi de kapsayan bir muhabir ağına sahibiz. Ama problem şu, bu 43 kişinin hepsi gazeteci. Yani ben de gazeteciyim. İşte Ruşen de gazeteci. Sedat da gazeteci. İşte muhabirlerimiz, 10 tane muhabir var. Onlar da ya iletişimden gelmişler vesaire. Ve şimdi bu kadroya işte bir yeni departmanlar açıyoruz. Ve mühendis arıyoruz. Yani burada mühendis arkadaşlarım varsa da görüşlerini de almak isterim. Ama artık sadece gazeteciyle bir haber merkezinin bu yeni medya ortamında yürümesine imkan ihtimal yok. Yani ben Google Analytics'e her gün saatlerce bakamıyorum. Benim ona bütün sabahtan akşama kadar bakıyor olmam lazım.
YouTube'un analitiklerine sabahtan akşama kadar bakıyor olman lazım. Bunları artık insan benden çok çok daha iyi okuyacak insanlar var. Buradan stratejiler geliştirilmesi, bunların kullanılması lazım ve mühendislerle, editörlerin, veri analistleriyle, gazetecilerin kavga ediyor olması lazım. Ve reklamcıların, pazarlamacıların da hatta yani. Şimdi Minez'e geçerken iyi oldu bu bağlantı. Onlar bayağı gazeteci bir ekipler ama müteşebbis kafayla bu işe girdiler. Yani öyle nasıl diyeyim, paralarını da riske ederek girdiler. Ama yaptıkları iş aslında gerçekten çok ciddi bir editoryal çalışma. Her gün, her hafta bültene abone oluyorsunuz ve böyle ince ince işlenmiş metinler karşınıza çıkıyor. Ki zaten dile takıntılı olmayan birisinin editör olmaması gerekir. Bir keyif alması gerekir. Metnin böyle bir akması gerekir. Eski usul gazetecilik gibi. Siz ne kadar eskisiniz bu kafa açısından? Ne kadar yenisiniz müteşebbislik ve dijital alandaki yeni fırsatlar bakımından? Dinlemek isteriz ve kapsülde ne yapıyorsunuz tabii? Ya aslında her ikisi de. Yani biz kapsüle neden başladığımızı biraz şöyle anlatayım. Yani yapılan tüm çalışmalar insanların habere ulaşmada sosyal medya platformlarını kullandığını ortaya koyuyor. Yani keza haber siteleri ve gazeteler de kendi sosyal medya hesaplarından en çok okuyucuya ulaşıyor. Buraya kadar her şey iyi ama böyle olunca gün içerisinde sosyal medyada muazzam bir haber kalabalığı meydana geliyor. Bir de tabii clickbait'ler de cabası. Çok güvendiğiniz, takip ettiğiniz bir haber sitesinin ilgi çekici bir başlığının altında aslında haber olmadığını fark edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da okuyucunun zaman kaybetmesine sebep oluyor. İşte kapsül okurun o değerli zamanını kaybetmemesini hedefleyen bir e-bülten. Hap gibi veriyorsunuz. Hap gibi. Adını zaten koymamızın sebebi aynen öyle Mustafa. Dediğin gibi hap gibi vermeye çabalıyoruz. Biz sahada aktif gazetecilik yapan bir ekip değiliz. Biz Türkiye'ye düşen haberleri doğru anlaşılır bir Türkçe ile vermeye çabalayan, bunlardan bir kurasyon ortaya koyan butik bir haber odasıyız. Yatırım kısmına geleyim mi? Orası oradan çok zor. Oradan bir ekip kaç kişi oldu şimdi? Biz çok küçük bir ekibiz. Bize böyle büyük sayılar yok. Aslında hepsi senin de tanıdığın, birlikte çalıştığın, biz aslında bir diken ekibi diyebiliriz. Eski dikenciler. Aynen öyle. Yaklaşık yani 4-5 kişiyiz. Bir kişi daha aramıza katıldı. Tabii. Herkes gazeteci. Çok genç sayılır mıyız bilmiyorum. Yani 30'lu yaşların ortasındaki insanlarız. Yani şey... Genç bir, o ya. İyi bir ustalardan geçtik. Bunların başında Erdal Güven geliyordu. Halen dikenin genel yayın yönetmeni. Hala genel yayın yönetmeni. Onun da tabii oradan öğrendiğimiz çok şey oldu. O yüzden de bugün yani normalde de bunları hep uyguluyoruz. Peki paraya geçelim. Çünkü şimdi, çok iyi bir editördür biliyorsun. Şüphesiz. Ama iş bulmak deyince evet, herkes paraya dönecek. Kesinlikle. Bütün dünya bu arada aynı soruyla çalkalanıyor. Yani işte Berlin, Viyana, Paris, Londra, nereye giderseniz gidin, Amerika dahil. Who's gonna finance journalism lan? Bu değirmenin suyu nereden gelecek? Kim finanse edecek haber yorum üretimini? Zaten bu oturumda genel teması bu. Yani siz edeceksiniz tabii. Hiç şüphe yok da nasıl olacak? Siz şimdi nasıl olması gereken şey abone. Yani e-bülten üzerine odaklanarak söyleyeyim. En basitinden kendi örneğim olduğu için. İngiltere'de ya da ABD'deki bültenlerin yüz binler hatta milyonlarca aboneleri var ve gemiyi bu şekilde yürütüyorlar. Şimdi Türkiye'de okur için haber para verilip satın alınabilecek bir şey değil hala. Yani Gazete Pencere ve Dünya Gazetesi'nin o da sınırlı aboneleri dışında bu örneği uygulayamıyoruz. Bu temel sorun bence. Şimdi bu sorun olunca evet, yeni medya araç ve gereçlerini tıpkı Batı'daki gibi aktif bir şekilde kullanıyoruz, doğru. Ama kurumsal olarak Batı'dan çok gerideyiz. Şimdi bu alandaki arkadaşlarımız ne yazık ki standartların çok altında. Yani asgari ücretlerin bir parça üzerinde çalışıyorlar. İnsani yaşam koşulları yok. Ne oluyor öyle olunca? Niteliksiz haber sorunumuz meydana geliyor. Başlıyoruz bunu tartışmaya. Buna ne temeline indiğimizde kesinlikle bir abonelik sorunu var. Yani
okurun para vermesini ikna etmemiz gerekiyor. Okuru nasıl ikna ederiz bilmiyorum. Bu mümkün olur mu onu da bilmiyorum. Şimdi, peki mesele sadece okurun ikna olmaması mı yoksa bunun araçlarının olmaması mı? Hep şu örnek geliyor aklıma. Bundan 20 sene önce yaşımız ortaya çıksın. MP3 diye bir şey vardı. MP3 de denirdi. Hı-hı. Hatırlıyor musunuz? Müzik dinlemek için hepimiz onları indirdik. Saçma sapan dosya isimleri olurdu. İçinde virüs gelirdi falan filan. Onları çok kötü MP3 çalarları yüklerdik. İşte shuffle yapmak bir işkenceydi vesaire. Sonra bir gün iTunes dedi ki müziğe para vereceksiniz kardeşim. Herkes dedi ya ne para vereceğim zaten bedava dinliyorum MP3'ten. Evet. Bugün hani iTunes'a, Apple Müziğe, YouTube'a, Netflix'e, Blue TV'ye, işte ne bileyim Amazon Prime'a, Mubi'ye hepsine ayrı ayrı para veriyoruz ve kimseye de koymuyor. Gazetecilikle ilgili bir sorun mu var acaba? Ya da araçlarla ilgili bir sorun mu var acaba? Hani ödeme araçları, para. Bence yok. Yani tabii ki siyasi iklimle çok alakalı. Şimdi haberi hiç sevmeyen bir iktidar tarafından yönetiliyor bu ülke. Dolayısıyla haber gerçekten bir öcü olarak gösteriliyor yıllardır. Okur bu anlamda tabii ki, ya bir de tabii ekonomik durumla da çok alakalı. Yani habere vereceği bir meblağ yurttaşa çok fazla gelebilir. Bunu anlarım tabii ki. Ama öteki hobiler ve zevkler, onlara para vermesi daha mantıklı da bulabilir tabii ki. Biraz ekonominin belki toparlanmasıyla, bir parça siyasi iklimin de değişmesiyle belki bu tarafta değişebilir. Şimdi abone tabii ki tek çözüm olmayabilir. Bir de işin reklam tarafı var. Yani ajanslar tarafı var. Ve ajanslar tarafında da ajanslar tarafında da çok ciddi bir sorun var. Şimdi ben ister istemez bu işi kurduğumuz için bu toplantıların çoğuna katılmak zorunda kalıyorum. Ve tabii hayretler içerisinde dinliyorum diyalogları. Uzun uzun sürüyor bir de. Sonunda reklam da alamıyoruz falan. Yani böyle iki saatimizi alıyor adam. Şimdi kapsül var olan bir haberi koyduğu halde, yani seçip bültenine yer vermeye karar verdiği halde kimi ajanslar tarafından muhalif olarak konumlandırıyor. Yani fiyatı işte 25 liraya çıkmış bir domatesin haberini koyduğumuz için biz otomatikman muhalif oluyoruz. Bir başka uç örnek daha vereyim. Kapsül'ün yine ilk zamanlarında hepinizin çok yakından tanıyacağı ama adını tabii ki zikretmeyeceğim. Çok varlıklı bir iş insanı bizimle bir görüşme yapmak istedi. O görüşmede de bizi çok beğendiğini, yatırım yapmayı arzuladığını belirtti. Ve sonra şöyle dedi. Fakat yeterince muhalif değilsiniz. Şimdi yani Türkiye'de bugünün Türkiye'sinde gazeteciliğe dair bir iş kurmak istediğinizde, gazeteciliğe dair bir şeyler yapmak istediğinizde kendinize İsa ile Musa arasında bir peygamber bulmanız gerekiyor. Yani çok imkansıza yakın bir tablo yaratıyor olabilirim. Ama dediğim gibi belki siyasi iklimin bir parça değişimiyle buralarda değişecek ve ben pek çok ajansın bize geleceğini düşünüyorum. Çok güzel. Gelmelerini de istemiyorum, o da ayrı ama yapacak bir şey. Bir şekilde değirmen dönecek. Tabii ki. Bunu Rehab'e soracağım ama öncesinde Damla'ya da soracaklarım var. Şimdi burada 3 gazeteci, yani gazeteci sanıyorum artık. Mühendislikten çıkmışsınız, o çok belli. Yok, ben gazeteci değilim. Şikayetleri var. Para kazanmakla ilgili. Şimdi Damla biraz daha işin marketing tarafında, pazarlamacı ama aynı zamanda yayıncı da, işte YouTube'da, Twitch'te. Para kazandırıyor kimlere? Yayıncılara. Ne yayını yapıyorlar? Bazen gaming, değil mi? Bazen daha eğlenceli işler. Ama haber ve yorum içeriklerinin para etmesi ne pek inanılmıyor. Diyor ki ya biz siyasiyiz, olmuyor mu hakikaten? Yani haber yorum olunca bir de sponsorlar uçuyor mu? Nasıl para kazanacağız? Ya aslında şey tam gündemle çok bağlantılı aslında. Aynı şeyi söyleyecektim ben de çünkü. Böyle bir siyasi tablo içerisinde ve gündemin bu kadar hızlı bir şekilde kalp atışı gibi değiştiği bir ekosistemde sponsor veren markalar tarafı çok net bir şekilde bu tarz şeyleri inanılmaz riskli buluyor. Yani bu çok normal bu arada. Yani öbür tarafta oturduğunuzda, içeriği üreten değil de içeriye para yatırmak isteyen tarafta olduğunuzda bu kadar riskli içeriklerin içerisine girmek istemiyorsunuz. Çünkü orada oturan kişi de aslında X birisi
bir markanın sorumluluğu üzerine alarak bir karar verme durumu var. Ve o kararı verdiği noktada marka adına verebileceği herhangi bir karanlık karar onun ismiyle birebir bağlantılı oluyor ve çok ciddi sonuçlar doğuruyor. Bunun riskli içeriği tanımlayalım mı? Yani evet, mesela aslında Ruşen Çakır riskli içerik midir? Ünsal Ünlü, Nevşin Mögümler riskli kişiler mi? Evet, aynen öyle. Çünkü ne yazık ki öyle. Yani markaların bu isimlerle bir araya gelme, şöyle düşünün, marka bir isime ya da bir mecraya yatırım yaptığında oradan kazanmak istediği belirli faydalar var. Bu ne olabilir? İşte markasının pozitif algısı, işte markasının kampanyasının oradaki hedef kitleye, o içeriği tüketen kişiyle olan bağlantısı, orada vereceği herhangi bir faydayı doğru bir şekilde aldı ve markayla ilgili iyi bir mesaj kaygısı çıktı mı? Bunların hepsi pozitif algılar. Ama biz haber içeriğinde, özellikle Türkiye'de gündem bu kadar oynarken negatif bir algıyla pozitif marka kaygısını bir araya getiremiyoruz. Getirmek çok zor. Peki light konuları işlese mesela yine haber ve yorum ama daha entertainment zaten o yüzden. Az önce zaten örneklerini verdiniz. İşte galerisi var, galerinin altında tıklamalar çok az oluyor ama içerik tüketiliyor. Ne bu işte, dataya giriyor bu arada. Yani belirli sayılarla markayı çekebiliriz. Sponsorlar diyeyim, hatta marka da demeyeyim. Sponsorları çekebilirsiniz. Bunların başında ne var işte? Datayla çekebilirsiniz. Yani web sitesine inanılmaz trafiğimiz var. İşte web sitesinde kalma oranlarımız çok yüksek, okuma oranlarımız çok yüksek. İşte YouTube'umuz çok iyi, milyonlarca takipçimiz var, milyonlarca abonemiz var. İnanılmaz bir engagement var altında, yorumlaşıyoruz, kaynaşıyoruz. Topluluğumuz çok iyi, hedef kitlemiz harika. Twitter'ımıza bak, akıyor. Instagram'ımız müthiş. Bu dataları ortaya koyduğunuzda onlar bir yerden şunu, safe olan alanlarda acaba biz bir şey yapabilir miyiz diye biraz daha bu işe yaklaşabiliyorlar. Ama tamamen muhalif bir dünyaya gidildiğinde, muhalif bir dünyayla negatif mesajla markayı yan yana getirmek inanılmaz inanılmaz zor. Bu şey olarak bakmayın buna sadece. Haber içeriği olarak bakmayın. O kanala yatırım yapmaya başladıkları andan itibaren o kanalda çıkacak herhangi bir risk onlar için çok ciddi bir problem. Doğal olarak bunu asla almak istemiyorlar. Çünkü oradaki insanlar aslında az önce söylediğiniz gibi bu işten hiç anlamıyorlar teknik olarak. sadece şunu biliyorlar. Ben parayı verdim, karşılığında ne alıyorum? Ya bu da aslında yanlış anlaşılan bir şey, onu düzeltelim. Reklam veren değil aslında, sponsorluk işlerinde bile şunu düşünüyor. Sponsorlar gazetecilere bir iyilik yapıyorlar, evet, sanki hayırsever. Hayır kardeşim, bu karşılıklı çıkar ilişkisi, evet, ve bir çıkar yoksa zaten niye gelsin yani bu şey? Kara kaşımız, sarı saçımız ve bununla alakalı değil. Ya çok ciddi bir, yani bu şey değil tabii ki, bir sosyal sorumluluk olayı değil. Oradaki kişi bir para yatırımı yaptığı zaman bu para yatırımının karşılığı her zaman bir pazarlama efekti olmak zorunda. Yani bu bazen işte dediğim gibi trafik olabilir kendi kampanyası için. Bazen de işte dediğim gibi brandingine, yani kendi marka algısına faydalı bir iş olması gerekir. İkisini birden karşılamıyorsa zaten o parayı vermekten her zaman %100 çekinir. Peki kim para kazanıyor? Hani gazeteciler kazanamıyor, çok net anlaşıldı. Yani pazarlama tarafında, ama kim kazanıyor? Ya açıkçası şöyle, şu anda yeni medya olarak konumlandırılan her şey dijitale döndüğü için şu an içeriğin kaliteli olarak tüketildiği en popüler mecralar zaten ortada. Yani bunlardan en büyük fokusu YouTube alıyor şu an gördüğünüz gibi. Çünkü video içerik üretimi ve tüketimi inanılmaz yüksek yerlere gelmiş durumda. Televizyon kontentini artık, yani televizyon neredeyse kimse, yeni gençler asla ve asla televizyon izlemiyorlar neredeyse. Tamamen YouTube'dalar, Twitch'teler. Canlı yayın izlemek istiyorlarsa da bu sefer oraya gidiyorlar. Hatta burada öyle güzel bir twist yakalandı ki YouTube'da ve Twitch'te de, ya ben mesela Twitch'te bunu görüyorum, bununla bağlantılı olduğu için söyleyeceğim. Sabah 7'de gündem haberlerini okuyan yayıncılar var. Yani açıp gündemi konuşuyorlar. Bu arada bu Amerika'da da yapılıyor, Türkiye'de de yapılıyor. Gençler işte gündemi tartışıyorlar. Bugün ne olmuş? İşte haberler ne basın, ne vermiş? İşte sabah açıyor, Sözcü'yü açıyor, bakıyor neler yani dönüyor Twitter'da. Yani Ünsal Ünlü'nün YouTube'da yaptığını, aynen, yapan gençler var Twitch'te ve para kazanıyorlar. Evet, ve bunun üzerinden para kazanıyorlar. Yani bu da bir subscription modeli. Gençler buna daha aşina. Bence sizin çözümünüz de, bana sorarsanız, yeni gelecek nesille çözülecek. Çünkü yeni nesil aslında parasını bu subscription modellerine vermeye çok okey. Çünkü içeriği kaliteli olarak tüketmek istiyor. Belirli bir şeyi varsa, geliri varsa, bu herhangi bir şekilde harçlık da olabilir. Bugün harçlığından
20 TL'yi kesip Netflix'e ödüyor. Çünkü kaliteli kontent orada bulacağını biliyor. Annesinin orada kredi kartını patlatmış. Kredi kartını. Donation yapıyor. Çünkü geçenlerde şöyle bir araştırma okumuştum orada bu subscription modelleriyle alakalı olarak. Gerçekten aylık ortalama 50 TL ile 100 TL arası sadece subscription modellerine para ödeniyor artık günümüzde. Bu üniversite öğrencilerinden tutun da aslında 45-50 yaşa kadar da giden bir skalası var. Doğal olarak bu model artık iyice popülerleşen. Freemium dediğimiz bizim için aslında yarıya kadar işte şey bedava, sonrasında ise kaliteli kontente geçiş gibi bir şey. Ben biraz daha aslında YouTube'un ve Twitch'in gençlerdeki bu algıyı kırdığı için içeriye ulaşmak anlamında subscription modellerini daha da popüler hale getireceğini düşünüyorum. Çünkü oradaki sistem aslında para kazanma motivasyonu da şu. Orada da bedava aslında içerik. Yani üye olmasa da içeriği tüketebiliyor YouTube'da ya da Twitch'te. Ama orada içerik üreticisine destek vermek gibi bir motivasyonları var artık. Yani şöyle diyor. Bu benim sayemde para kazansın ki devam kaliteli kontenti bana üretmeye devam etsin. Burada yayın açmaya devam etsin. Çünkü ben ona para kazandırmazsam bir gelir modeli olmayacak. İşte bu mantık gerçekten aslında, bağış, gerçekten hayırsever. Aynen öyle. Bu sponsorluk işte. Gerçekten beklenen sponsorluk. İçeriğin sponsorluğu aslında bu kısım. Yoksa öbür tarafta aslında marka sponsorluğu bir marka sponsorluğu değil. Orası bir iş. Ona da öyle bakmak gerekiyor. İş ama evet, ama bence asıl parayı topluluktan kazanmak lazım. Bence gazetecilik tarafında da aslında, içerik üreticiliği tarafında da öyle. Çünkü asıl kitle orada, asıl kalabalık orada. Ve o topluluğa ulaştığınızda, o kitleye ulaştığınızda o rakamlar size işbirliği de getiriyor. Aslında böyle bir çark. Çok güzel oldu. Reha hocama soracağım, bir dolu şey birikti. Ona biraz bakacağım ama soruları en sonda alacağız. Sadece bir tane soru doğrudan sana geldiği için onu hızlıca sorayım. Zoom üzerinden gelen sorulardan bir tanesi. Damla Pekgöz hukuk okudu. Bu işlere nasıl girdi yani? Şimdi bu arada arkadaşlar yani mühendis de girebiliyor, hukukçu da girebiliyor değil mi? Yani uluslararası ilişkiler mezunu var Boğaziçi'nden, herkes giriyor değil mi? Ama yani özel olarak sana gelmişler. Kısaca bir söyle istersen. Nereden bu marketing ve medya? Aslında gerçekten çok spesifikmiş. Beni tanıyan biri sormuş. Hukuk okurken aslında hukuk bir sosyal bilim biliyorsunuz ve iletişim gerektiren bir alan. Ben fakültede okurken de bu alanda kendimi çok network olarak da çok açtığım ve hukuk fakültesini okurken de iletişim fakültesiyle beraber yaptığım çok fazla proje vardı. Aslında biraz üniversite buna kaynak oldu denebilir. Ben Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Doğal olarak aslında üniversite mezuniyetim sırasında da iletişim fakültesindeki işlerle ve konularla alakalı projelere daha çok dahil olduğumu gördüm. Mezun olduktan sonra da alanımı yapmak haricinde diyeyim, yapmak istemediğimi fark edip ajanslarda işe başladım. Bir nevi işin hem kreatif tarafı hem pazarlama tarafı beni daha çok çekti ama background'ımın yani bence hukuk fakültesinde okumamın sosyal bilimler anlamında yaptığım işe çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerde konuşunca hep bu formasyonlar konuşuluyor evet. İllaki işte hukukçu, mühendis, sayısalcı, sözelci yani bakmayın gerçekten çok bir önemi yok evet. Aslında bunların. Yani interdisipliner, disiplinler arası olmak daha önemli. Reha hocam da bunu savunuyor. Yani bu evet. Şey katı ayrımlardan biraz çıkmak lazım. Ama oraya girmeyelim. Bu para verme işinde kalalım. Verdiğimiz söz üzere. Çok fazla şey söylendi. Hem onlarla ilgili yorumlar. Bir tanesini not aldım. Ya okur, izleyici, kullanıcı para vermeye hazır mı değil mi? Burada bir teknik, araçsal ödeme sistemi sorunu mu var? Yoksa bir tatminsizlik meselesi mi var? İkisi buradan de var. Şimdi New York Times'in mesela şu an reklam gelirlerinden daha fazla subscription dediğimiz üyelerinden kazandı. Net para var. Zaten şu an açık ara önde. Şimdi bu nasıl başardı? 10-15 senede başardı. Düştü kalktı. Denedi de işte 10 defa siteye girsin, 11. defa para ödesin. Nereden verdi? İşte bu ondan çok ciddi bir gazeteciye yatırım yaptı. Mesela şu an gurme tarafında bayağı 3-4 kitabı olan adamlar çalıştırılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam dünyadaki %80 gazetecilerin New York Times'a başvurusu var. Doğru olarak bu gazetecilik anlamı çekim merkezi demek. Ve buna göre üretiyor ve sadece ona göre sayfası tasarımı sade. Arka tarafında reklamı çok fazla yapmıyor. Bir yandan işte bu ağız kokusu çekiyor mu çekmiyor mu konusu. Şimdi reklam veren de aslında ağız kokusundan ziyade mesela ben IAB örneğinden geldim. IAB'den hem teknik kurulu üyesiyim hem de IAB yönetim kurulu üyesiyim. IAB'yi açalım. İnterneti düzenleyen evet. Demeyelim ama internet regülasyonları katkıda bulunan. Evet, hem ölçümleme anlamında hem de bu tarz teknik konularda sektör birazdan konuya gireceğim. Bahis de aynı durumda. IAB bünyesi değerlendirmesi gereken. Şimdi mesela bu subscription kısmından para kazanıyor muyuz? Kazanmıyor muyuz kısmı?
Şimdi her şeyden önce bizim yayıncılar olarak, küçük veya büyük olarak mutlaka Türkiye'de Spotify nasıl varsa, Muyap nasıl varsa, Mesam nasıl varsa, Netflix nasıl varsa bizim telif hakları yasasını bir önce çıkarmamız gerekiyor. Konuşulmayan bir şey medyada, en önemli işlerden biri gazeteciliğin telifi. Yani burada ister küçük haber yapın, ister büyük haber yapın, ister özel haber yapın, ister köşe yazısı yazın. Bunların hepsinin nasıl Sezen Aksu'nun şarkısının denilinde bir para ödeniyor devamlı. Spotify ödüyor, barlar ödüyor, restoranlar ödüyor, şu oluyor, bu oluyor. Haberi yapan kişinin telifinin ödenmesi lazım. Ve bunun yazılımlarla desteklenmesi lazım. Ve bunun yazılımların desteklenmesine gelmeden önce Facebook, Google'da şu an Fransa, Avustralya örneklerindeki gibi yayıncılar bir yere gelip benim üzerinden para kazanıyorlar. Benim üzerinden derken buradaki üreten kişileri kastediyorum temsil olarak. Bu yazılımlarla nasıl doktoranın intihal olup olmadığını tarayabiliyorsunuz metin olarak. Şimdi videoda bu iş var, müzikte var ama içerikte yok. İçerikte kopyalanan içerikler ve bunun üzerine kopyalanan içerikler üzerinden medya modelleri de var. Yani başkasının işte sözcüğün haberine göre, bilmem haberine göre ilerleyen kısımlar, ajanslardan abonelik sistemi nasıl varsa ki aslında orada bir durum var. Şimdi normalde bağımsız bir gazetecilik ve ben hiçbir yere bağlı olmayayım, kendi yapayım, sağdan soldan haberleri toplayayım da aslında doğru değil. Ona telifi var çünkü. Ben haber sitesi olayım ama muhabir, editör istihdam etmeyeyim. Mesela içeriye para ödemeyeyim kısım var. İçeriği toplayayım ya da aşırayım yerine şeyde. Şimdi bunun üzerine kurulan iş modelleri de var. Ve bu da doğru değil. Çünkü orada herhangi bir, hiç kimseye ayırt etmeden söyleyeyim, hiçbir kuruma ayırt etmeden söyleyeyim. Üreten kişinin hakkının teslim edilmesi lazım. Bunun yazılımla, Google'la, Facebook'la vesaire bir şekilde o yazılımlar bir nevi eşleştirilebilir. Eşleştirdikten sonra o telif belli bir havuzu toplanıp ilgili kişiye girebilir. Bir abi burada şöyle bir itiraz geliyor. Yani deniyor ki haber kamusal bir maldır. Evet. Dolayısıyla sen yayınladıktan sonra işte Cumhuriyet'ten Ali Can Uludağ'ın haberine göre diye ben haberini yaparım deniyor. Öyle mi? Haber böyle ilave eden dağıtılacak bir şey. Şimdi bana sorarsanız bence yani bu haberin çerçevesi gerçekten habercilikten bahsediyorum. Bağımsızlık habercilikten bahsediyorum. Yani bir sipariş vesaire gibi şeylerden bahsetmiyorum. Gerçekten habercilik varsa bu kamusal kısmında emekçinin karşısını veremiyorsa zaten kamusal kısmında aslında anti kamusal bir şey yapıyorsunuz. Şimdi zaten böyle bir denklemde o kısır döngünün bir bacağı bu. Hani okur kalitesiz bir şey niye görüyor? Çünkü haberi yapan kişi asgari ücretle çalışıyorsa ve yapamıyorsa zaten işte bir sürü enflasyon vesaire gibi dertleri olan bir ortamda haberi de yaptığı zaman alması gerekenden daha az para alabiliyorsa ve ona göre motivasyon teorilerine de sokarsak doğru da bu iş burada bir tıkanıyor zaten. Yayıncıların bir araya gelmesi gerekiyor. Yönetim kurulunu ikna etmeleri gerekiyor. Benim IAB'de de söylediğim, sıklıkla söylediğim şey. Bunun teknolojik çözümleri var. Aynı Spotify gibi. Ve belli bir havuzda toplanır. Bunun modelleri var aslında. Mesela İHA, DEHA aslında benzer haberlerle, benzer modellerle çalışıyor. Ama bunun bir de arka tarafta Google, Facebook gibi yerler de dahil olmak üzere. Veya işte X bir haber sitesi, B haber sitesinden bir şey aldığı zaman da işte şunun haberine göre dediğimizde mutlaka telif ödemesi gerekiyor. Bana sorarsın. Bu işin kurtuluşunun ne subscription modelinde ne reklamda başlangıçta birinci de sıraya koyun dersiniz telifi koyarım ben. Önce malımızı çaldırmayacağız. Aynen. Çaldırmayacaksınız. Emekçiyi yani ilk üreten kişiyi motive etmek ve buradaki bir sürü insanın bu işe istihdama, hukukçusunda, mühendisine katılmasını istiyorsak telif hakları yasasının bence kesinlikle çıkması gerekiyor ve yazılımların ortaya konması gerekiyor. Spotify gibi veya işte YouTube'un şu an mesela ben bir YouTube çektiğimde gidip Facebook'a siz benimkini koyduğunda nasıl yakalıyorsa arka tarafta müziği yakalıyorsa bu sistem devreye girmesi gerekiyor. Bunun dışında yayıncılar aynı zamanda şunu diyebilir. Mesela şu an toplam Türkiye'deki reklam gelirlerinin %90'ı yabancı girişimci üzerinden. Mesela Google gibi, Facebook gibi yerler üzerinden dönerek bize geliyor para. Şimdi bunun biz çünkü teknoloji üretmiyoruz. Teknoloji üretmediğimiz gibi girdilerimiz de ithal. Yani dolar üzerinden girdiler var. Ve doğal olarak da devamlı girdiler artıyor. Girdiler artık çeşitli patronaj kesimi buna göre kendini devamlı regüle etmek zorunda kalıyor. Ve en son yine üretene geliyor konu. Çünkü ilk başta yani bu şey dükkanı açmak için dolarla başlıyorsun. Sen neler muslu açıyorum başlıyor vergi. Orası var. Yani bütün bu girdilerle başlayıp aslında daha haberciye bir editör alayım, işe alayım demeden önce bile baş başına ajanslara para vermeniz lazım. Google, Cloud, Azure, Amazon gibi yerlere para vermeniz lazım. Bunun dışında ciddi server maliyetleri developerlara para vermeniz lazım. İşte bu mesela şimdi hukuk deniyor. Mesela hukuk aslında şu an medya sektörü çok önemli. Hem KYK hem de GDPR konuları var. Yani yurt dışından gelen herhangi bir kişinin kişisel verileri doğru korunmuyor mu? Korunmuyorsa mesela Google sizin üzerine reklamları göstermiyor. Mesela para kazanamıyorsunuz. Türkiye'de KYK yasası çıkacak. Çıktı ve daha da sertleşecek. Burada hukukçular içerik olarak ilişkileri yapacaklar. Bir yandan erişim birliğinin işte şu içerik yayına yayından çıkarılmış gibi konular var. Bunları da ele almak gerekiyor.
Böyle hukuk da artık bu işe girdi. Developerlar da girdi, mühendisler de girdi, matematikçiler de girdi. Gazetecilerle neredeyse dengeli bir iş ağı oluştu. Çünkü giderleriniz de bunun üzerine yönetmeniz gereken bir kısım. Bizim işte Japonların bir şeyi vardır, hedef maliyetleme diye bir kavram vardır. Yani giderlerinizi doğru yönetmeniz gerekiyor, girdiğinizi doğru yönetmeniz gerekiyor. Reklam tarafı, subscription model, telif hakları vesaire gibi o matematikte birçok girdi var. Bunların bireysel olarak da çıkarttığınız YouTube yayınlarında bunu dikkate almanız gerekiyor. Sözcü gibi bir yerde de olmanız, New York Times'da da olduğunuzda bunlar artık artık ne derler? Olmazsa olmazlarınız bir medyayı yönetmeniz açısından. Bütün doğruları yaptığımız zaman okur, kullanıcı para verir, vermeye hazır diyebiliyor muyuz? YouTube bir iyimser bir yaklaşım bu halde. Bence verir. Ki sözcü yani, aslında bir ara denedi o zaman sen var. Hala şu an aktif aktif okur. Yani üyelik modelimiz devam ediyor bizim. Peki o zaman oradan sayıları alalım. Kaç kişi ne kadar getiriyor evet. Toplam gelirleri? Yani şimdi normalde şu an Türkiye'de en çok aboneli olan haber sitesi sözcü. 8 bin civarında abonesi var. Ama bu yeterli mi? Değil. İşte bu işte bağış mesela toplamda 150 bin kişi. Burada da şöyle bir şey var. Gelen kullanıcı bir daha veriyor mu? Ve fiyatlar makul mü? Şimdi bir de şey var. Her yerde bulabildiğin içeriği ben de niye bir daha para versin? Şimdi biz reklamsızlık üzerinden, reklamsız okul artı e-gazete üzerinden gidiyoruz. Yani reklamsız sözlü vaat bir olarak. Ürün var. Bir de evet, e-gazete diye ayrı bir ürün evet, var. Tablette, bütün cihazlarda izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda işte Apple Store'dan, Google Play'den ayrıca alabiliyorsunuz. Ekse. Bu da böyle teknolojiye oturtmanız lazım. Bunun üzerinden kampanya modelleri mesela şu an ne subscription modeli. Subscription modelinin en az sizden doğru bir subscription modeli kurmak istiyorsanız 6 ayınızı geçmesi gerekiyor. Şey olarak söylüyorum, teknolojik olarak. Kampanya modülünüzün olması lazım. Arkada bir login sisteminin düzgün çalışması lazım. KVK vesaire gibi hukuk sistemlerini doğru oturtmanız lazım. Arkada veri bilimcinizin elbette devamlı Membis üzerinden hesaplaşması lazım. Avukatınızın bunu takip ediyor olması lazım gibi işlerle ancak subscription modeline gelebiliyorsunuz. Yani dükkanı açmak için daha sadece açamadığınız 6 ay var yani. Gazetecilerle de olmuyor gördüğümüz gibi. Gazetecilere en son geliyor. Biz altyapıyı kuruyoruz. Gazeteciler ki artık içerik üretebilirsin. O yüzden hani bu denklemde yönetim kurulunda bu kadar dengeli bir yönetim kurulu olması gerekmemesinin sebebi bu işin işlerliği açısından. Yani yine gazetecilik kazansın diye söylüyorum aslında. Gazeteciliğin yani burada konuşulan her şey aslında gazeteciliğin sürdürülebilirliğiyle kesinlikle, ilgili. Kesinlikle. Yani burada mühendise daha fazla rol çalsın anlamı değil. Gazetecilik sürdürülebilsin diye bu roller dengeli dağılsın diyoruz. Amaç zaten ben de kamusal yer olarak gazeteci gören bir yerdeyim. İdeolojik olarak öyle yerdeyim. Doğru, bunun doğru bir matematiği var. Bu matematiğin gazetecilerine saygı duyması gerekiyor. Yani bunu ben biliyorum kısmı hakikaten uzmanına bırakmak gerekiyor. Uzmanı olan kişiler de gazetecilerin içeriklerine karışmaması gerekiyor. Bu kesişim kümesinde buluşmaları gerekiyor. Ona da convergence deniyor ya da yakınsama deniyor. Ama kendi alanlarını özgür bırakmaları gereken alanlar da var. Ama mesela hukuk şunun da mühendise girmesi gereken çok özel gazetecilerin bilmediği işte data analizi. İçeride mesela sözcüğün mesela içeride bir yazılım var. Normalde Google Analytics kullanılıyor. Biz mesela editorial dashboard denilen editörlere özel bir dashboard kullanıyoruz. Ve buna göre bir yazılım yapıyoruz. Ve manşette neyin olup olmadığını, kaç saniye kalınması, kaç saniye aşağı inmesi gerektiğini ölçmek zorundayız. Bu arada ana sayfaya sadece sıkışmışlık anlamında da bakılmaması gerekiyor. Bizim sosyal medyadan da gelen trafiğimiz var. Segmentasyondan gelen trafiğimiz var. Push notification'dan gelen trafiğimiz var. Ana sayfaya verdim. Bütün gazetecilik ana sayfada ya da sözcüğün ana sayfası veya Cumhuriyet ana sayfası gibi bakılmaması lazım. Bütün kanal yönetimlerinin hepsine bakılması lazım. Bunların her gelen kanalın da bu arada gelir modelleri farklı. Yani orada 3 saniye geliyorsa başka mesela Twitter'dan gelenler 1 saniye okuyor gidiyor. Facebook'tan gelenler 3 saniye geliyor, Google'dan gelenler 15 saniye geliyor. Her birinin gelir modeli buna göre değişiyor. CPM ücretleri değişiyor. Desktop, yurt dışı Amerika'dan gelmişse başka, Türkiye'den gelmişse başka. Türk bunların hepsinin ekonomisi efendim. Türk okuru çok para kazanıyor. Yani normalde benim ortalama olarak versem %80-88 civarında. Bir sözcü gibi bir ölçekte olan bir yerin trafiği Türkiye'den geliyor. Ama biz aslında yayıncılar olarak ihracat da yapıyoruz. Yani yurt dışına aslında içerik ihraç ediyoruz. Online yapıyoruz. Mesela bunun da bir teşviğinin olması lazım. Nasıl fuarcılar gidiyor başka bir yerlerde işte Türkiye'yi temsil ediyor. Aslında Türkiye'deki Türk yayıncılarının yurt dışındaki Türk okurlarına hizmet ettiği bir tarafı da var. Şimdi bunun da gelişmesi lazım. Bir de burada şöyle bir şey var. Burada adam aynı kişiye ulaşıyorsunuz. Orada mesela Hüseyin diye birisi var. Almanya'da yaşıyor. O haberi okumak için 10 euro ödüyor. Aynı okur. İsmi Reha olursa, Türkiye'de okursa 1 euro ödüyor. O da bunlar iyimser rakamlar. Şimdi burada da şeyler var. Girdiler farklı. Bir de yurt dışındaki yatırımcı gelip sizin 1000 TL'ye gittiğinizde yani 1000 euro olarak bir girdisi var. Sizin 1000 euro girdisiyle aynı parayı ödüyorum ben. Ama doğal olarak da onun girişim yapması daha kolay. Benim bu girişimi yapmam daha zor Türkiye'de. Vergisi dolar kuru, euro kuru vesaireden herhalde. Bu arada Türkiye'deki politik iklim, ekonomik şartlar, telif haklarının olmaması ve uluslararası anlamda da, yurt dışı anlamında da yayıncıların
birbirini yemekten, bir araya gelmemesinden kaynaklı bu aslında hepimizin kaybet kaybet oynamadığımız bir noktaya geliyor. Ondan sonra istihdam, gazetecilik falan konuşmaya başlayabiliriz bana sorarsanız. Çünkü bu denklem bende burada bitmedikten sonra geri kalan konuşma çok bir anlamı kalmıyor. Şimdi toparlayalım. Mühendis keşiften söylüyorum tabii. İkinci evet. turu bitirip soruları alacağız. Epey de soru tabii. geliyor. Ama vurgulayalım bunu. Ali Duran Topuz çok söylerdi, Duvar'ın eski yayın yönetmeni. Çarşı bedesten kazanırsa dükkan kazanır. Yani koca bir çarşının içerisinde sadece benim dükkanım kazansın, çarşıya başka kimse uğramasın diye bir şey yok. Yani o kişi çarşıya gelecek, işte Sözcü'yü de ziyaret edecek, Duvar'ı da ziyaret edecek, Medyaskop'ta da izleyecek falan filan. Evet. Şimdi tekrar başa döneceğim. Kaya'ya yani bir önceki turda konuşulduğu için ama o söyleyememişti. Bu muhalif olmak ve para kazanmak ilişkisi. Hani Minez dedi ya, İsa var, Musa var. Ya diyor ki çok tehlikelisiniz, size para vermeyiz, çok politiksiniz. Ya da yeterince muhalif değilsiniz, yine para vermeyiz. Böyle mi yaşıyorsunuz siz Medyascope'da? Yani biz Medyascope olarak bir kere kendimizi muhalif ya da yandaş ya da bilmem ne falan öyle bir şey olarak tanımlamıyoruz. Biz gazeteciyiz. Ve gazeteciliğimizi de gazeteciliğin yazılmış, bilinen temel evrensel değerlerine göre yapıyoruz. Yani gazeteci olmak zaten hani doğası gereği muhaliflik gerektiren bir şey. Yani bunun orada duralım, burada duralım diye bir şey yok. Ve bizim şu anda hani trafiğimizi de etkileyen web site trafiğimizi, işte YouTube izlenmelerimizi, her türlü trafiğimizi etkileyen temel konulardan bir tanesi bizim kendimizi muhalif olarak konumlandırmıyor olmamız. Yani Türkiye'deki bu kutuplaşma ortamında biz kutuplaşma üstü bir şey yapıyoruz. Aslında normal gazetecilik yapıyoruz. Ama bizi kimse bir yere konumlandıramıyor. Bizde AKP'li de çıkıyor bir şey anlatıyor. Bizde CHP'li de çıkıyor bir şey anlatıyor. Bizde LGBT'yi de çıkıyor kendini anlatıyor. Bizde faşistin biri de çıkıyor kendini anlatıyor. Yani ama bunu niye anlatıyor? Çünkü bir haber var ortada. O haberin kamuoyuna sunulması gerekiyor. Şimdi böyle olunca bizi sadece şu aşamada aslında sadık izleyicilerimiz, fanlarımız izliyor. Şöyle diyebilir miyiz? Gazetecilik ne İsa'ya ne Musa'ya yaranma mesleğidir zaten. Yani olmaması lazım. Herkes tarafından dövülme, herkes tarafından eleştirme. Olmaması lazım zaten. Yani bu biz bunu şeyde de fark ediyoruz. Yani şimdi yani özellikle sosyal medyaya baktığınızda, Twitter'a baktığınızda işte böyle bir ara bir gaza geliyor herkes, işte bir şey oluyor. Herkes onun üstüne yükleniyor. Sonra o haber mesela yanlış çıkıyor. Şimdi hani Gülün Çavuş T.Y.T.O.R.K'tan anlatacak. Medyascope'a bakarsanız Medyascope burada hiç olmaz. Yani biz zaten yani doğrulamadığımız, doğrulayamayacağımız bir şeye sırf tıkalalım ya da işte kutuplaşmaya bu giriyor, oradan bize trafik gelir falan filan, bu kafayla bu işi zaten yapamayız. Yani bu mesleğimize ihanet olur. Abi çok yani güzel bunu da ama bütün arkadaşlarımıza, bizde çalışan arkadaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Şöyle bir mesele var. Ve çok affedersin, bu bizim gerçekten gelirlerimizi etkileyen bir şey. Ha, onu söyleyeceğim işte. Yani tamam. Biz muhaliflik yapmadığımız için ya da yandaşlık yapmadığımız için ya da bütün bu polemik işlerine işte o onu dedi, yok efendim adamın sarayın altında hastanesi varmış, yok orada bilmem ne olmuş, yok ölmüş, yok ölmemiş falan. Yani bunlara girmeyince sana da şey gelmiyor. Bunun haber değeri var mı? Bunu ben editörlerimle tartışayım. Tarafgirlik Türkiye'de para ediyor. Yani televizyonlara da, YouTube'a da, gazetelere de baksak zaten kutuplaşmış bir ülkede galiba herkes duymak, inanmak istediğine, duymak istediğine riayet ettiği için ona para veriyor. Yani işte bakın reytinglerde en çok izlenilen televizyon programları A Haber ve Halk TV. İkisinde de karşıt görüş yok. Gazetelere bakıyoruz. Yine şey, kamp gazeteleri. Şimdi Medyascope gibi doğrudan okurdan para isteyen bir yerin de daha solcu olması, daha muhalif olması beklenmiyor mu? Bekleniyor ama biz o tuzağa düşmeyiz. Yani bu çünkü şu anda Türkiye'de siyasal iklimin dayattığı bir şey ve bu iklim değiştiğinde yani şu anda kendini orada burada konumlandıran medya kuruluşları ya da bağımsız gazeteciler, onlar ne olacak? Ben merak ediyorum. Yani
Yani kurumlar üstünden konuşmak belki yanlış ama yani Medyascope yeni düzende de aynı yerde olacak. Tamam, aynı o zaman şeytanın avukatlığını yapayım. Türkiye demokratikleşme yoluna girdiği zaman uluslararası fonların Türkiye'ye olan ilgisi azalmayacak mı? Muhtemelen azalacak. Ama tabii şu da var. Yani medyanın yeniden yapılanması sürecinde ve bu sefer de başka ihtiyaçlar ortaya çıkacak. Yine uluslararası kurumların yatırım yapabileceği, destek verebileceği, yani bu gelir modellerinin geliştirilmesinde, yani biz şu anda yeni dönem için, yeni yıl için fon başvuruları yapmaya başladığımızda artık böyle onun maaşını öde, bunun maaşını ödeden çok hani şey yapıyoruz. Yani şöyle bir şey deneyeceğiz bu sene. Bunun şöyle bize geri dönüşleri olacak. Şu yazılımları kullanacağız. Şu adamları istihdam edeceğiz. Şunları deneyeceğiz. İki yıllık bir şey. Şu kadar para ver bize mesela diyoruz. Yani artık biz de kafayı buna göre çalıştırmaya başladık. Yani tabii ki iş dünyasından da bir sürü insan Medyascope'a uğruyor. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye bizi merak ediyor, bakıyor, ediyor falan ama hani şu anda o bir sırt sıvazlamadan ve ya çok güzel iş yapıyorsunuz falan filandan çok fazla öteye gitmiyor. Ama yani bu bu dönüşüm gerçekleştiğinde yani çok iyi bir gazeteciliğe ihtiyaç olacak Türkiye'de. Yani bu kutuplaşmadan beslenme sona erdiği için gerçekten çok iyi bir gazetecilik gerekecek ve bu insanların, bu insan kaynağı şu anda çok büyük sıkıntı Türkiye'de. Evet. Tam onu soracaktım Minez'e. Yani biraz böyle bir tur hızlı yapıyorum ki mümkün olduğunca çok soru alabilelim diye. Gazetecilik kalitesi ve gazeteci kalitesiyle ilgili olumsuz şeyler duymadığım hiçbir panel yok. Ki hani yılda böyle bir 20 panele falan katılıyorum. Hep eleştiriliyor. Mesela siz zorlanıyor musunuz iyi editör bulmakta? Gazetecilik kalitesini ya da nasıl görüyorsun Türkiye'de? Ya daha önceki IPA oturumunda Emre hatırlayacaktır, bunu konuşmuştuk. Gazetecilik kalitesine dair şunu söylemiştim. Yani gazetecilikte usta çırak ilişkisi çok 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 önemli. Şimdi Z kuşağı diyebileceğim ya da genç gazeteciler diyebileceğim ekip çok hevesliler. Tamam, çok hareketliler, enerjikler. Fakat daha pişmeden hemen sahaya atlıyorlar. Yani daha haberin, o haberde haberin ne olduğunu göremeden hemen ben oldum diyorlar. Şimdi bu bence hani gençlere biraz sırtımızı dayıyoruz ya, bizdeki genç gazetecinin en büyük sorunlarından bir tanesi. Yani biz o kadar süründük ki Mustafa, yani 3 kuruş paraya süründük ama öğrendik. Kafamıza vura vura öğrettiler. Şimdi bu süreçlerden geçmeyen bir yeni kuşak gazeteci var. Hemen oldum diyor. Hemen oldum. Hele eğer bir parça takipçi kazandıysa Twitter'da, biraz yürüdüyse, popülerite kazanmaya başladıysa Allah. Şimdi burada çok ciddi bir kalite sorunu başlayacak zaten. Yani bence günün en büyük sorunu bu. Ben genç gazetecilerde bunu görüyorum. Şu da var. Yine onlara çok yüklenmek istemiyorum ama 2020'nin haberlerini, şimdi biz gün içinde çılgınlar gibi tarama yaptığımız için ve teyitleme yapmak zorundayız. Şimdi birçok haberi okurken ya ben bunu acaba nereden hatırlıyorum dediğim ve Google taraması yaptığımızda 2020'nin haberi olan ve olduğu gibi konmuş ve buyur bu aynı haberi ben sana 2021 olarak yedirmeye karar verdim diyen haberleri o kadar çok görüyoruz ki. Mesela ben bunu siyasi söyleşiler yaptığım zaman, yani muhabirlik yaptığım zaman fark etmiyordum, anlamıyordum. Ama şimdi haber seçen bir yer olarak bunu görüyorum. Yani evet, burada çok ciddi sorunlar var. Ve zorlandığımız şöyle oluyor. Yeni isimlerle zorlandığımız oluyor işte bu anlamda. Yani 3 ay öğreniyor, ondan sonra ben çok iyiyim ya diyor, yani müthiş, ben hazırım. Şimdi ürünün kalitesini etkileyen en önemli şey ürünü yapan, yani yemek yiyeceksek evet şef önemli, işte haber yorum tüketeceksek onu hazırlayan kişi önemli. Yani dolayısıyla aslında ekonomiyle yine bağlanıyor bu. Şunu soracağım, 3 bin lira, 3 bin 500 lira, 4 bin lira, 5 bin lira maaşlar nedeniyle
herkesin kafasında bir soru var. Ya bu genç insanlar bu mesleği ama niye seçsin yani? Hem 3500 lira alacağım, hem her gün tutuklanma, gözaltına alınma riskim var. Hem Twitter'dan bana sövecekler, anama, kendime, herkese sövecekler. Sokakta saldırıya uğrayacağım. Ben bu mesleğe niye gireyim? İki ihtimal öne çıkıyor. Bir, çok aktivistimdir. Hani bir davam vardır. Bu dava yeşil dava da olabilir, işte mor dava da olabilir, kırmızı dava da olabilir. Ama bir davamın aracı olarak gazeteciliği kullanıyorumdur. Aslında gazeteci değilimdir. Ama öyleymiş gibi yapıyorumdur. Ya da tuzum kurudur, hobi olarak yapıyorumdur. Bu mesleğin geleceği için, çünkü gazete profesyonel bir iş aslında. Kahramanlık değil yani. Mesleğin geleceği açısından bir tehdit değil mi bu gidiş? Ya vermiş olduğun paralar mesela, yani işte pratisyen uzman hekiminin parası da böyle bir şey. 4300 lira. Bizim bununla ilgili mesela işte TTB'nin bir eylemi vardı ve orada tüm maaşları yazmışlar. Yani 3 aşağı 5 yukarı emekli bir doktorun maaşı da böyle. Yani bu paralar hep böyle. Sadece gazetecilikte de değil. Yani dolayısıyla sebat edeceksin. Kendine kişisel yatırım yapacaksın. Ve paranı arttırmanın yolunu bulacaksın. Mesela YouTube bunlardan iyi bir örnek. Yani bir yere getireceksin kendini ve daha sonra YouTube'da kendine bir kanal açacaksın. Ya bu arada herkes oradan çok ciddi bir para kazanacaksın. Birçok gazeteci YouTube kanalı açtı bu arada, farkındasınız değil mi? Son dönemde yeni sen çok iyi takip ediyorsun. Ben daha eğlenceli içerikleri tercih ediyorum. Yok yani gerçekten evet, orada bir yeni bir alan var. Ve herkes aslında gazeteciliği, bunu biz de tartışıyoruz. Yani butik bir iş haline geliyor gittikçe. Yani sen Mustafa olarak bir aynı zamanda gazete oluyorsun, bir sosyal medya platformu oluyorsun. Yani o YouTube kanalını açtığın zaman hakikaten kendi televizyonunu kurmuş oluyorsun. Yani en iyi örnek Cüneyt Özdemir. Yani muazzam bir iş başarıyor. Hangimiz Cüneyt Özdemir, yani hangi gazeteci Türkiye'de Cüneyt Özdemir kadar böylesine büyük bir kitleye ulaşabiliyor. Ve çeşitli bir kitle bu arada. Müthiş bir tek şey başardı. Evet, çok çeşitli. Yani bunda tabii ki yıllarını merkez medyada geçirmiş olmasının, yüzünün, sesinin hafızalara kazınmış olmasının çok büyük etkisi var. Burada işte şey çok şanslı. Merkez medyadan gelip YouTube kanalı açan kişiler çok şanslı yani. Daha bağımsız yerlerden çıkanlar bence o kadar şanslı değil. YouTube'larında o kadar şanslı olamayabilirler. Çok güzel bir yerdeyiz. Damla'ya tam bunu soracağım. Unique, özgün, biricik içerikler üretenlerin bir stratejisi olması lazım. Daha ana akım, mainstream, daha geniş, açılı kitlelere hitap edenlerin farklı stratejisi olması lazım. Nasıl para kazanacağız? Hangisinin ne yapması gerekiyor? Kendisi bir şey gibi, patroniçe gibi davranıyor. Biz devamlı bize para kazandırıyor. Para da kolay kazanılmıyor falan. Ya açıkçası şöyle, içerik üretim, yani yazılı içerik üretiliyor. Ama hani video tarafında, özellikle video on demand dediğimiz, demand dediğimiz şey aslında talebe karşılık üretilen bir videodan bahsediliyor orada. Doğal olarak YouTube gibi bir platformda platformun dinamiklerine uygun içerik üretmek diye bir şey var. Bunlardan habercilik tarafına bakarsak da iki yöntem var. Bir tanesi dediğiniz gibi ya çok popülersindir ve içeriğini zaten ne olursa olsun insanlar tüketirler. Ya da gerçekten o kadar unik bir içerik üretirsin ki bu unik içeriği bulmak için senin kanalını bulurlar. Şimdi şey tarafında unik içerik pahalı. Eğer gerçekten unik bir içerik üretmek istiyorsanız ya bunu prodüksiyon olarak çok pahalı hale getireceksiniz ya o haberi bulmak için, o haberin kaynağına gitmek için gerçekten ciddi paralar harcayacaksınız. Ya da işte kişi olarak inanılmaz fikirleriniz ve bir yorum kabiliyetiniz olacak da insanlar işte Ahmet'in fikirlerini dinleyeyim diye sizin kanalınıza gelecek. Şimdi bu unik kişilik karakteri kendinizde bulundurmuyorsanız ve içeriği üretemiyorsanız MES'e gitmek zorundasınız. O da işte Cüneyt Özdemir'in yaptığı gibi içeriği açtığı andan itibaren gündemi okuyor ama popüler bir karakter. Doğal olarak gündemi nasıl okursa okusun aslında insanlar ona geliyor. Burada para kazanmak, aslında sizin kaygınız para kazanmaktan, ya ben bütün gelir modelimi YouTube üzerine ya da Twitch üzerine vereyim, buradaki buradan bir şey geliştireyim gibi ne yazık ki olmuyor. Bu bütün bir mesaj ve bütün bir imaj. Yani Twitter'dan da aynı şekilde bu mesajı veriyor olmanız lazım. Instagram'a da aynı yatırım yapıyor olmanız lazım.
Buna bir zaman harcıyor olmanız lazım. Kendinizi bu alanda geliştiriyor olmanız lazım. Ekstra olarak da mecranın dinamiklerine çok çok hakim oluyor olmak lazım. Yani az önce zaten Kaya Bey de bahsetti. Yani YouTube açıp analitiklere bakmıyorsanız, Instagram'da, Twitter'da ya benim kitlem kimdir? Bu insanlara ben ulaşabiliyor muyum? Yazdığım haberle, ürettiğim içerikle gerçekten doğru mesajı verebiliyor muyum? İnsanları toplayabildim mi? Bir community yaratabildim mi kendim için ve bu insanlarla konuşuyor muyum? Bunun en temel şeyi. Yoksa ben podcast yaptım, koyuyorum, 100 tane içeriğim var. Kim izliyor bunu? Ve insanları nasıl dinletmeye çalışıyorsun bunu? Yani ben oraya koydum, duruyor. Bu şey gibi, ben hep bunu söylüyorum. Ben içeriği ürettim, YouTube'a attım. Allah inşallah biri bulur da o izler. Yani böyle bir şey yok. Bunu sen... tabii. Evet ya, yani böyle bir şey değil yani. Bu şey gibi, ben çok güzel bir tane yüzük yapmışımdır, şuraya koymuşumdur. Burada olduğunu kimse bilmediği sürece onu kimse çalmaz bile. Öyle söyleyeyim. Yani teknik olarak ürettiğiniz içeriğin orada olduğunun mesajını birçok farklı mecradan veriyor olmanız lazım. Buna zaten işte arkasındaki analitikler, hedef kitle, rakamlara bakıyor olmak lazım. Bu yine aslında sizin kendinizi geliştireceğiniz başka bir alana da hizmet etmeye başlıyor. Yani o içeriği ben bireysel olarak YouTube'da işte üretmeye başladıysam, bu işin pazarlamasını da öğrenmem lazım teknik olarak. Bu işin data okumasını da öğrenmem lazım teknik olarak. Kendi başıma kalkıp gidip sponsor da arıyor olmam lazım teknik olarak. Bu da çok ciddi bir emek, efor. Eğer buna yatırım yapmak istiyorsanız, evet buyurun bu arada bedava. YouTube'da, Twitch'te kanal açmak, bir Twitter kamera, açmak. Bir tripoda gerçekten öyle. Her şey podcast dediğiniz keza yine öyle. Yani siz ne üretiyorsunuz ama ve bunun karşılığında neyin tüketilmesini bekliyorsunuz? Bunu oturup yapmadan şunun yapıldığını ben çok gördüm. 3 yıllık YouTube kanalları var. 300 tane video var içinde. 300 takipçisi var. Sonra diyor ki ben YouTube'dan para kazanamıyorum. Ama ne yapıyorsun ki? Unique content'in ne? Kime nasıl ulaşmaya çalışıyorsun? Bütün bunlar aslında stratejik hamleler, dokunuşlar. Yani bunu şey gibi düşünüldüğünde, ya ben buradan para kazanamıyorum kaygısını hep gördüğüm şey şu. Evet, içeriğini çok güzel üretmişsin ama kimseye ulaştırmaya çalışmamışsın. Yani doğal olarak bu çıkıp pazarda ürününü satman anlamına geliyor. Şimdi söylediğim bir hata, hani işte ağ atar gibi, ben ağımı attım ya nasip balık gelirse gelir. Bu bir hata. Diğer hata da şu galiba. Ya hala eski medyanın bir alışkanlığı var. Eski medya neydi? Ben İstanbul Güneşli'de bir gazete yaparım ve Hakkari'deki vatandaş da bunu okur. Ben önüne ne koyarsam onu yer. Ya da Birant rahmetli işte televizyonun karşısına geçer. Mükemmel bir duayen televizyoncu. Haber bültenini sunar ama etkileşim yoktur. Karşı taraf ne istiyor, ne bekliyor, o yok. O ne, o akşam Ayşenur Arslan menüye ne koyduysa o yayınlanacak. Şimdi bu on demand kısmındaki demand'i biraz daha vurgulayalım bu faslı sonlandırırken. Eskiden kalma bir alışkanlık bu. Ben koyarım, yerseniz yersiniz. Öyle olmuyor galiba. Tek taraflı değil artık. Çünkü sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri etkileşim iki taraflı. Tweet atıyorsunuz, ya linç ediliyorsunuz ya çok seviliyorsunuz. Bu iki taraflı bir şey, bu şey değil. Ben fikrimi söyledim, kimse bir şey demesin. Ya bu işte televizyon alışkanlığı aslında ya da gazete alışkanlığı. Orada content bırakıyorsunuz. Gazeteden size kim cevap verebilir ki? Yani aramaları lazım hani. Ya siz burada böyle haber yapmışsınız ya. Böyle bir iletişime geçiliyorsa evet, ama onun haricinde sosyal medya ikili bir şey açtı zaten, kapı açtı. YouTube'da canlı yayın açıyorsunuz. Cüneyt Özdemir canlı yayın açıyor. Chat'le konuşuyor. Altta küfür kıyamıyor. Evet, ama ona cevap veriyor. Zaten asıl talep o. Ya da işte cevap, herhangi bir şekilde Twitch'te de öyle yayın açıyorsunuz. Para kazanabilmek için yeri geldiğinde bana abone olun, kanalıma abone olun. Katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Bir talep var artık ve hem sen talep ediyorsun ama onların da talep ettiği şeye de karşılık veriyor olman lazım bu talebi edebilmen için. Ya bu kaliteli kontentse eğer o insanlar orada tuttuysan onun karşılığında bir şey veriyor olman lazım. Genel olarak burada artık şeyin hem Z jenerasyonunun, aslında Y de öyle zaten şu an, YouTube'un içerisinde, Twitch'in içerisinde, sosyal medyanın içerisinde doğdukları için konuşabilecekleri bir mecra, seslerini duyurabilecekleri bir alan, etkileşime girecekleri, çok basit şekilde etkileşime girecekleri her alandan ulaşabilecekleri herkese laflarını yetiştiriyorlar. Sana laflar hazırladım. Aynen, gerçekten öyle ve o yüzden zaten söyledim. YouTube'da siz istediğinizi üretin. O kitle oraya geldiğinde YouTube'da zaten sizin etkileşime geçmek istediği şeyi söyleyecek. Buna hazır olmak lazım. İçeriği ona göre üretmek lazım. Demand de zaten buradan kaynaklanıyor aslında. Videoyu oraya koyduğunuzda alttaki yorumlara açık olmak, o videonun paylaşıldığında kalitesine bağlı olarak, ürettiğiniz içeriğe bağlı olarak işte ekşi sözlüğe mi düşecek? Yoksa Twitter'da viral mi olacak? Yoksa Sibirya'ya mi düşeceksin? Ya da evet, yani soğuk alanlardan selam mı vereceksin, kontentini anlıyor olmak lazım.
Çünkü kitle bir anda, yani internet çok hızlı. Bir anda koyduğunuz video bir anda sizi bambaşka bir yere götürebilir. Ve internet unutmuyor ne yazık ki. Oraya koyduğunuz her içerik, siz sildiğinizi zannetseniz bile asla silinmez. O yüzden bunları bilerek içerik üretmek, içeriğin kalitesini kontrol etmek ve hedef kitlenin ihtiyacını hep anlamak lazım mecraya göre. Çok bunu teşekkür ediyoruz. Son 20 dakikaya girdik. Artık bundan sonra söz sizin. Lütfen sohbetimize katılınız, sorularınızı sorunuz. Zoom'dakilere ayrıca söylüyoruz. Eller kalkmaya başladı. Bir mikrofon dolaşacak diye düşünüyorum. Zoom yayına girebilmesi için. Buyurun, önde Ümit Alan önce kaldırmıştı. Ümit Bey'le başlayalım. Ümit Alan hem reklamcı hem köşe yazarı birbirinde. Dolayısıyla iki tarafın da birazcık içinde. Evet. Ama ikisinden de farklı bir şey soracağım. Çok merak ettiğim bir şey bu. Reha Bey olacak muhtemelen. Çünkü onun konuştuğu alana girdiğini düşünüyorum. Ama başka cevaplamak isteyen varsa da olabilir. Yaz transfer döneminde bir clickbait haber gördüm Twitter'da. İşte Raşit Gezal gelecek mi gelmeyecek mi işte diye bir muhabbet. Hürriyete tıkladım. Raşit Gezal haberini okurken hiçbir şey söylemeyen haber ayrıca. Yani gel, görüşmeler sürüyor diye yazmış. Aşağıda bir haber gördüm bir ünlüyle ilgili. Eski bir dizilerde oynayan bir ünlüyle ilgili. Dili geçmiş zamanla yazılmış. Öldü gibi bir anlam çıkıyor. Hemen onu tıkladım. Hürriyette tıklıyorum bunu. Çat Sabah Gazetesi'ne gittim. Ölmemiş, yaşlanmış. Ama Hürriyet Gazetesi'nden Sabah Gazetesi'ne. Bunlar benim gözümde, benim 90'ları yaşamış bir insan olarak en büyük rakipler. Yani Hürriyet Gazetesi'ndeki bir habere tıklayıp sabaha gidiyorum. Sabahta okuyorum. Hürriyet Gazetesi beni Sabah Gazetesi'ne atıyor. Böyle bir şey. Yani bunu ilk defa gördüm ben. Uluslararası basını da okuyorum. Onlarda da hiç görmemiştim. Burada soracağım şey, bunun yurt dışında örneği var mı? Bu çok kazançlı bir iş mi karşılıklı birbirlerine haber atmak? Yoksa çaresizlikten mi yapılıyor? Yani hakikaten şok olduğum bir an Twitter'da paylaştım hatta. Bu nasıl şey ya? Anlaşılır gibi değil. Yani en büyük iki rakip olması gereken iki gazetenin birbirine haber paslaması. Bunu yapan bir reklam aracı mı var yoksa? Şimdi şöyle, daha yurt dışında örnekleri var mı kısmı? Mesela Business Insider gibi bir yerde örnek vereyim. Bunların tabii sponsorlu içerik olarak verilmesi lazım. Bir ilan olarak, ama bu niye yapılıyor? İlk önce oradan başlayayım. Bu aslında A otorite sitesi. Google'da daha fazla otoritesi olur. Hürriyet'in domain otoritesi daha yüksekti sabahtan. Veya sabahın dışında belli dönemlerde bir otoritesini yükseltmek için genelde de böyle E-Devlet'ten backlink alınır. İşte mutlaka E-Devlet diyorum pardon. Government, Go uzantılı bir yerden alınır. Çok otoritesi olur. Aslında şöyle bakmak lazım. Google bizim ekonomimizi ve gazetecimizi etkiliyor. Google'un algoritmaları iyi yönde de etkilebilir, kötüye de etkilebilir. Bu işin son, hani zurnanın son deli derler ya, Hürriyet'le Sabah arasında yapılan bu şeyi ben onlara da konuşmuyorum ama bana sorarsanız doğru değil. Okurunuzu, markanızı belli bir yere tutmanız lazım. Gerekli bir sponsorluk içeriğiniz varsa bunu sponsor olarak söylemeniz gerekiyor. Okuru alıkmamak adına. Kendi aralarında backlink alışverişi yapmak aslında Google algoritmasında belli bir sıraları değiştirmek için yapılan bir hamleden başka bir şey değil. Bu gazetecilik mi? Değil. Bu herhangi bir ekonomik modelin haksız kazanç mı vesaire. Burada hukukçular konuşuyor. İşte burada devreye giriyor. Burada yayıncılar buna göre karar vermesi gerekiyor. İşte IAB de buna göre karar vermesi gerekiyor vesaire. Bana sorarsanız hem etik açıdan hem de business açısından doğru olduğunu düşünmüyorum. Yapılıyor mu yurt dışında? Daha önceden daha sık yapılıyordu. Bu biraz daha ekstrem bir örnek. Hürriyet Sabah arasındaki örnek. Ama şu anda aslında birbirlerine çok fazla, bu arada daha da kötüsü Go olan uzantılardan backlink alınan o şeyler de gördük Türkiye'de. Bu da doğru mudur? Neden? İşte örneğin birini bir gün alamıyorken, hükümetle iyi değilse, o oradan alamıyorsa, işte hükümete yakın olan medya alıyorsa, Go uzantılıyla Google daha çok otorite olarak belirliyorsa, doğru da burada bir haksız kazanç var aslında. Bunu ad fraud da sokabiliriz, ad blocking denen kavramlara sokabiliriz. Bambaşka bir şey ama asıl buradaki merkez cevap vermesi gereken yer hukuk departmanları aslında. Yayın anlamında veya rekabet açısından baktığım zaman. Bilmem cevap verebildim mi? Teşekkürler. Hemen arkada bir soru daha vardı. Merhabalar, ben Tunay Kulaçık. TRT Öğrencisi'nde çalışıyorum. Ben içerik ekonomisine çalışmalar yapıyorum şu an. Benim sorum şu olacaktı. Şu an hep burada konuşurken de çoğunlukla hani birkaç abonelik sistemi dışında hep biz iyice platformda bir mecralda gördük. Hep bir mecranın tekerleşmesi. Mesela temin bir soruda Google'ın AdWords advertisement platformu üzerinden bir yerde sorulaması, Facebook'un veya YouTube'un belli kuralar koyması, savaş mesela savaş ve muhabirin istemesi durumlar var. Bunun hakkında düşünceleriniz neler? Hani yakında da aynı zamanda elekçiler de blockchain kısmına geliyor. Yani artık
içerik senin kısımları da var. Bununla ilgili görüşleriniz de yani neler şu bununla ilgili? Biraz genel bir soru oldu. Buyurun arkadaşlar. Yanıtlamak isteyenler. Çok haberin daha çok özelleştirilmesi, unikleşmesi açısından mı soruyorsun? Ben yavaşlayayım, çok özür dilerim. Ben de çok hızlı konuşurum. Bu arada muhtemelen maskeden dolayı biraz zor aldım bu taraf, bilginiz olsun. Şöyle daha iyi olacak gibi. Evet, aynen. Evet, sizin bence şu anda iyi oldu. Kısaca hemen tekrarlayayım. Şu an bir tekerleşme var platformlar üzerinden yayabildiğiniz, hani kendisiniz dışında, işte Twitch, YouTube'un şeylerinde. Onlarda da Twitch'in kendi uymadığı, şu anda temiz Twitch olmuştu. YouTube'un da bazen saçma şekilde engellemeleri olabiliyor, bu demonetizasyonlar. Hep platformlara bağlı sıkıntılar yaşanıyor. Artık da platform dışı kalma kısımları da var. Mesela abonelik kısmı veyahut da yeni çıkan NFT, işte blockchain abartıları da var. Bunun hakkında düşünceniz neler? Yani artık biz platformlarla kurtulabilecek miyiz? Ya da platformlar azalmaya başlayacak mı zorunlulukta? Çünkü platforma bağlı zorunluluklarınız oluyor haber yaparken de. Onunla platform zincirlerimizden ne zaman boşanacağız? Evet, biraz öyle. Zincirlerimizden ne zaman Damla bu arada Twitch'le ilgili açıklama yapabilirsin kısaca istersen. Evet, daha Twitch'in kalemi değil mi? Kirliliğiyle ilgili. Hatta dün Gülsün Harman'la da daha sana da Twitch'e bir şeyden aç abi sen. Ya açıkçası şöyle, ben yani habercilik tarafından da tabii ki söyleyebilirim ama ben bu mecralardan yakın zamanda çok kolay kopulabileceğini düşünmüyorum açıkçası, içerik üretimi anlamında da. Evet, demonetize edilen, yani para, yani ürettiğin içeriğe bağlı olarak içeriğin mese gitmemesi gerektiği durumları, evet ne yazık ki kanal anlamında da Twitch de yapıyor bunu, YouTube da yapıyor. Ne yazık ki kısıtlıyor. Facebook da şu anda bunu yapmaya başladı. İşte Instagram görselini göstermiyor çünkü bunun içerisinde işte asker var diyor, işte kan var diyor, şiddet var diyor falan. Bunlar ama aslında o yine aynı şeye döndüreceğim. Platformların para kazanamayacağı kontentler olduğu için seni, o da para kazanabileceği bir kontente seni yönlendirmek istediği için seni kısıtlıyor. Doğal olarak burada yapılabilecek tek şey limite, eğer bu limitsiz anlamda içerik üretmek istiyorsan gidip kendi platformunda bir video alanı yazdırman. O da hiçbir zaman zaten para çok ömel doğrusunda işe yarar bir feasible olmayacaktır. Doğal olarak bu mecralardan kurtulmak, bu kadar artık dünyada tekel olmuşken ve herkes oradayken kendine dikeydi bir alan yaratmak çok doğru olmaz. Bu alana gidecek çok insan olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Genel anlamda tükettirmek ve ürettirmek ve alışkanlık kazandırmak insanlara, yeni mecralara çok çok zor. Ama şey konusuna gelirsek de, yani neden böyle oluyor? İşte temiz Twitch hikayesi gibi. Bu platformlar artık gerçekten bir şey. Bu platformlar artık gerçekten iki platform özelinde de söyleyeceğim. Birisi kayıtlı video özelinde, bir tanesi canlı yayın özelinde. Gerçekten lider iki konumdalar. Özellikle Twitch, Türkiye'de son zamanlarda işte temiz Twitch hikayesi. Çok ufak bahsettiğim konuyu da aslında. Çalıntı kredi kartları üzerinden Twitch aboneliği, Twitch'e bit atmak dediğimiz aslında bir bağışta bulunmak gibi bir money laundering dediğimiz aslında temiz para aklamak. Kredi kartı çalıntı, ben bir yayın yapıyormuş gibi davranıyorum. Yapıyorsun aslında. Yani teknik olarak söyle. Teknik olarak yapıyorum. Evet. O çalıntı kredi kartından bana bağış yapılıyor. Böylece o para temizlenmiş, aklanmış oluyor. Ya aslında Twitch platformu üzerinden çalıntı kredi kartının parasını aklayarak aralarında bölüşüyorlar ve ciddi bir dolandırıcılığa gidiyor. Bu arada bu inanılmaz ciddi bir boyuta gelmiş durumda şu anda. Çok ciddi meblaların bu şekilde Türkiye'deki yayıncılar üzerinden geçtiği konuşuluyor. Meclise kadar gitti konu. O yüzden de bu mecranın gelecekteki durumu ne olur bilmiyorum açıkçası. Ama platformların ne yazık ki böyle bir sıkıntısı var. Bunun YouTube tarafından da yapıldığı söyleniyor. YouTube'un yurt dışında da Türkiye'de de yine bu şekilde çalıntı kredi kartları üzerinden insanların abonelik sistemleri, abonelik de değil aslında, orada da biliyorsunuz bağış ekosistemi var, donate atabiliyorsunuz. Bu şekilde aslında yayıncılarla iletişimde kara para akladıkları üzerine çok büyük konuşmalar var. Twitch neden aslında biraz buradan yırtıyor? Çünkü serverları Amazon Amerika'da ve takip edilemiyor, tracking sistemleri yok. Bu da tabii aynı zamanda işte neye dönüyor? İşte bu para kazanan insanlar vergi ödüyor mu? Vergisini nasıl ödüyor? Nasıl para kazanıyor gibi arkada soru işaretlerine çevriliyor. O yüzden de her zaman temiz kalmak içerik üretirken ve bunu gerçekten doğru şekilde yapıyor olmak da kıymetli. O yüzden mecralara ne yazık ki bağımlıyız. Ama yaparken de işte çok parayı kazanacağım diye
şey yapmamak lazım, kirlenmemek lazım. Son ben burada dakikamız sorular var. Buyur ek abi. Olarak bir cevap vereyim. Bu dijital göç dediğimiz kısım her zaman devam edeceğini düşünenlerden. Mutlaka işte Twitch gidecek, yarın bir gün başka bir şey gelecek. Belli bir ki biz zaten daha önce demiştim. Mesela Facebook zamanın inovasyonuydu. Bugünün eskisi oldu ve hatta neredeyse artık nefret late Facebook time'a kadar çıktığı bir yere geldi. Ama kitle devamlı benzer şekillerde doğal seleksiyon veya termodinamik yasaları gereği başka bir yere göçmek zorunda bir yerden belli bir süre sonra olgunlaştıktan sonra yozlaşmaya başlıyor. Ondan sonra kitle çok tanıdık oldu. Burası tuttuktu vesaire. Yeniler geldi. İşte eskiler, anneler, babalar vesaire gibi karıştıktan sonra orası hoşuna gitmeyince başka yere göç ediyor. Bu devam edecek. Medium gibi bir örnek çıktı mesela. Şimdi paralel olarak kaliteli içerik üretiliyor ve başka sektörlerde yani aslında gazeteciliğin içinde de bir alan içerik olarak. Mesela bu da çıktı. Bir süre sonra yozlaşır mı? Altyapısı doğru olmayabilir. İşte Instagram kendini şu an yenilemek veya işte bir sürü davalarla uğraşıyor. Buradan yine gidilebilir. Fotoğrafçılar artık memnun değil gibi haberler çıktı gördüğünüz gibi. Bu arada bu dijital göç her zaman devam edecek. Instagram yarın öbür gün olmayabilir. Daha önceden ben Cüneyt Özdemir mesela tablet geleceğin yayıncılığı denildi. Evet. Cüneyt Özdemir tarafından. Deep Note diye tablet yaptı. Öyle. Evet ve ben de o sırada Hürriyet dedim. Radikal'de yazıyordu. Çok fazla öldü ama mesela hiçbir zaman olmadı. Çünkü geometrik form insanın işte beyin, çip vesaire gibi birçok farklı bir ergonomiyle alakalı olan bir konu var. Ve siz ergonomiyi tablet üzerinden işte e-basıyla vesairesi kurabiliyorsunuz, okul olarak kurabiliyorsunuz ama tablet yayıncı olarak kuramadınız. Şimdi dergilerde de bu arada benzer şekilde Turkcell'in, Vodafone'un vesaire çıkan dergilik gibi uygulamaları var. Şimdi bu benzer iş modelini yaratamadı. Özellikle şöyle bir mecraların belli bir tekerleşmesi olacak. Belli bir süre sonra yozlaşması olacak. Ondan sonra göç olacak. Yani bu bir evrim. Her zaman da olacak. Çok az vaktimiz kaldı. Bütün pardon. Soruları almaya çalışıyorum. Salonda Caner Tuna ile başlayalım. Arkada hanımefendi kaldırdı, ona gidelim sonra. Hoş geldiniz öncelikle. Sorum Kaya Hayze'ye olacak. Çünkü kendisiyle görüşme fırsatımız var. Fakat hemen geyiğe sarıyoruz. Belki bu mecrada ciddi bir şey konuşabilirse hakikaten yanıtını merak ettim bir soru. Kaya Hayze, Türkiye'de televizyon yayıncılığının rönesansını yaşayan muhabirlerden bir tanesi. Geleneksel televizyonlar geleneksel varken. Geleneksel televizyon yayıncılığı, haber televizyonculuğuna. Ardından yıllar oldu galiba, 5 seneyi de geçti sanırım. Medyaskop deneyim, medyaskop.tv, internet mecranda görsel habercilik yapılıyor. Türkiye'de Vox ya da Vice News gibi yurt dışında tutan ara modeller olmadı, olamadı. Ayrı sebepleri var. Fakat geleneksel televizyonculuk, geleneksel haber televizyonculuk birkaç sebepten ötürü Türkiye'de çöküşte. Küresel anlamda da aslında ayakta durmak için yeni stratejiler deniyorlar. Ama Türkiye kadar kötü bir tablo yok. İki tarafı da biliyorsun Kaya Hayze. Peki geleneksel televizyon haberciliğini sadece biçim olarak demiyorum ama habercilik etiği açısından, habercilik üslubu, yöntemleri ve sermaye kanalize etmek açısından bir kenara koyunca bir de yeni sistemi biliyorsun. Sorunlarıyla birlikte ve getirdiği artılarla birlikte bundan sonrasında nasıl bir sistem öngörüyorsun? Bir hibrit yol almak, ortak bir yol almak söz konusu olabilir mi? Nasıl bir kestirmen var açıkçası onu merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi yani benim gözümde de bu televizyon haberciliği ve eski old school televizyon haberciliği dediğimiz olgu şu an Türkiye'de biraz daha devam ediyor falan ama bu iş bitti. Yani benim gözümde bitti. Ama orada öğretilen bazı şeylerin ben hala yeni gazeteci olmak isteyen gençlere aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Kurgu teknikleri. Yani eskiden biz bu setlerde yapıyorduk, eskiden bant keserdik falan filan. Hani şimdi baş parmaklarıyla yapıyorsun ama temel kurgu teknikleri, temel çekim teknikleri, ondan sonra temel muhabir davranışları. Yani bunların hala yeni medya, yani yeni tarz gazetecilik yapmak isteyenlere aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Medyascope'da benim gençlerle en büyük tartışmam hep bu konuda çıkar. Yani ben işe old school montaj kafasıyla girmelerini isterim. Sonra haberi yayacağımız mecraya göre kurgular yaparak vesaire yaparak bunun yayılmasını isterim. Dolayısıyla hala eski tip gazeteciliğin yani televizyonculuğun diyeyim. Çünkü gazeteci gazete değişmiyor. Ama işin hani görsel kısmı biraz değişebiliyor. Bunun mutlaka aktarılmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Muhabirin duruşu, muhabirin kıyafeti, muhabirin
videodaki imzası. Bunları alıp bunları bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama hikaye anlatımı değişti. Yani hikayeyi nasıl anlattığımız değişti. Yine bir örnek vermek istiyorum. En büyük benim kavgalarımdan bir tanesi. Bu videolarda o jump cut dediğimiz olay. Yani aynı planda kelle gidiyor, kelle geliyor. Abi vaktimiz yok, ondan jump cut yapıyorlar. Şimdi bu büyük bir günah da eskiden şeydi. Televizyonculukta bu. Büyük bir yanlış, büyük bir günah. Ama jump cut olayı tabii şimdi yerleşti. Şimdi benim isteğim önce herkesin jump cut'sız montajı öğrenmesi. Sonra da doğru yerde bunları yapıyor olması. Yani bu yavaş yavaş yerleşiyor Medyascope'da. Ama bu hikaye anlatış biçiminin, görsel hikaye anlatış biçiminin değiştiğini ben çoktan kabul ettim zaten. Ve gazeteciliği de ayağa kaldıracak olan şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi Vice falan dedin. Yani o Vice'lar, Mice'lar Türkiye'de zor şu an. Yani öyle bir şeye para yatıracak şu anda hani birileri yok. Ama Vice'ın da benim bildiğim çok ciddi problemleri var. Çok büyük sorunlar yaşıyor. Ama yani bizim şu geçiş döneminde yani bu çünkü hazır bir model var elimizde. Yani hazır bir sistem var, hazır bir geçmişten gelen bir okul var. Oradan gelen birikimi bu yeni şeye en azından doğru kısımlarını aktarıyor olmamız lazım. Çünkü ben 96'da başladım bu işe. O zaman reyting savaşları vardı ana haber bültenlerinde. Yani Show TV'nin starı, Reha Muhtar'ın Ufuk Güldemir. Ali Kırcan'ın. Ondan sonra haber kanalları geldi. NTV'si geldi, CNN Türk'ü geldi, bilmem yıllarca hani buralarda çalıştık. Sonra bunların çöküşlerine sahne oldu. Sonra aradan gelen bağımsız gazetecilerin, aradan sıyrılan kurumların vesairelerin ve şimdi bu dönüşüm içerisindeyiz. Yani dolayısıyla henüz bitmedi eski ama onu şu yeniye en azından iyi taraflarına adapte etmek lazım. Abi hemen jump cut'la bir sonraki soruya geçelim. Burada hala geliyor bu arada yani Zoom'dan. Onları da hızlıca okuyacağım. Buyurun. Merhaba, ben Yağmur Çember'le Yeni Medya Bölümü Araştırma Görevlisi Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Damla'nın çok kritik noktalara değindi gelir modeli konusunda, abonelik bağlamında. O yüzden bütün konuşmacılara aslında tek tek cevap hızmasını rica ettiğim bir soru. Yapma. Okuyucu ya da izleyici size neden ücret ödesin? Çok kısa isteyen herkes cevap verebilir. Niye para ödesin bu insanlar size? Yani. Ben hemen cevaplayayım. Zekasını arttırmak istiyorsan. Yani burada haber aslında bu yaşadığınız dünyayı daha iyi anlamak için gerekli olan bir araç. Ve bu yeni medyada değil, adı medya bana göre. Hiç yeni de olmadı. Dolayısıyla zekanızı bu anlamda yorumlamak istiyorsanız doğru bir şeye para vermeniz bana göre gerekli. Bunun içeriği nasıl olması gerektiği kısmı herkesin için göreceli bir kavram. Politik görüşü değişebilir, cinsiyete göre değişebilir, kimliklerine göre değişebilir, işte milliyetçiliğine göre değişebilir, her şey. Ama günün sonunda bu environment'ı doğru anlamak istiyorsa habere para ödemek abes bir durum değil. Bunun açısından vermesi lazım. Bu kaliteyi de bulması lazım. Mines hazırlanmıştı cevap vermeye. Hızlıca alalım. Anladım. Herkesten böyle bir iki cümle. Yani haber temel bir gereksinim, ekmek su gibi. Ve Türkiye çok sık seçim geçiren bir ülke. Geleceğinin nasıl olacağını tayin etmek için haberi okumak zorundasın ve haberi okuyabilmen için de iyi doğru haberi okumak için de ona ödeme yapmak durumundasın. Çok iyi gazetecilik yaptığınız için. Tamam, Kaya Hayze'ye o zaman bir soru buradan geliyor hemen. Dakikaları ya televizyoncu alışkanlığı ve dakikaları hesaplıyorum. 28 geçiyor şu anda. Burak Ütücü demiş ki, selamlar sorum Kaya Bey'e. 43 kişilik, özetliyorum soruyu da, 43 kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz. 43 kişilik iş çıkıyor mu bu ekibe göre, bu kalabalık ekibe göre içeriklerin kalitesini nasıl buluyor demiş. 43 kişilik iş çok açık söyleyeyim şu anda çıkmıyor. Bunun ama temel sebeplerinden bir tanesi benim. Yani iş çıkmıyor olmasının temel sebeplerinden bir tanesi benim. İçeriklerimizin kalitesinin de değişebildiğinin de farkındayım. Kimisi iyi, kimisi o kadar iyi değil. Zaten bizim bütün şu anda çabamız bunları daha iyi yapabilmekte. Hikayeyi daha iyi anlatabilmekte.
Ama hep temel hedef şu, iyi gazetecilik yapmak. Soruların bir kısmını okuyacağım, yanıt vermek şart değil, zaten bir kısmında yorum. Nagihan Alan Yiğit demiş ki, alternatif sesler, mecralar bile gazeteci adına ekonomik kaygıyı gözettiğini, finansal desteği önemsediğini iddia etse de bu ifadeler hep söylemde kalıyor. Özellikle freelance gazetecilerin finansal güvencesi asla yok diye, herhalde bu salonda buna itiraz edecek kimse yoktur. Zaten aslında ekonomik feraha, refaha kavuşabilirsek bütün sektörde gazetecilerin maaşları iyileşir diye bu tartışmaları yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Alberk Yılmaz demiş ki, üniversitede yeni medya ve benzeri bölümler okursan işsiz kalırsın diye bir algı var. Hatta YouTube üzerinden 90 diye bir kanal, artı 90 muhtemelen Deutsche Welle'nin başına çektiği grup. Bir kanal işsiz mezunlar diye bir başlık altında video çekmişti. Öyle miydi Caner Tuna? Çektiniz galiba. Bir seri çekmişler ve burada da işte anladığımız kadarıyla maaşın düşük olması, asgari ücret altı üstü. Bu gerçekten doğru mu demiş. Maalesef doğru ve tekrar ediyoruz. İşte bu ekonomiyi daha fazla konuşa konuşa, ekonomi düzelte düzelte bu maaşları yukarı doğru çekeceğiz. Deniz Eren, Reha Bey diye doğrudan sormuş hocam. Haber sitelerinin trafiğini Facebook dezenformasyon yapması halinde kısıtlıyor. Ve Teyit.org'la bu konuda çalışıyorlar. Yorumunuz nedir? Bu böyle bir dakikada cevaplanacak bir şey değil ama kısaca alalım. Şimdi bütün bence haber siteleri denetlenmeli. Sözcü'ye dahil, Teyit'le dahil. Teyit Facebook'la anlaşmalı, lokal bir partner. Teyit'in gazetecilik eğer background'dan gelen birisi ne çalıştırmıyorsa Teyit de burada sorumlu. Kamuya karşı doğru bir şekilde değerlendirmesi lazım. Kuvvetler ayrılığında ben her zaman doğru olduğunu düşünüyorum. Sözcü'ye denetlenmek zorunda, Teyit'le denetlenmek zorunda, Facebook'la denetlenmek zorunda. Ama şöyle bir gerçek var, hani buradaki izleyiciler bilsin diyorum. Teyit'in verdiği karardan dolayı Facebook örneğin Sözcü'nün haberlerini benleyebiliyor. Ve bu aslında bir ekonomik olarak Sözcü'ye zarar olarak dönüyor. Teyit'in buradaki iddiası ne kadar doğru, Teyit tarafından ve Facebook tarafından denetlenmesi lazım. Sözcü'nün buradaki yaptığı iş fake news mi? Bu da denetlenmesi lazım. Doğru da kamu yararına, hepsinin aynı şekilde kamu yararına bakması da gerekiyor. Özetle ben böyle cevaplayayım. Ama bir ekonomik tarafı var bu işin, zarar veya yarar anlamında. Ama Facebook'ta herhangi bir şekilde trafiğinizi arttırmak istiyorsanız Teyit.org'a takılıyorsunuz veya takılmıyorsunuz gibi bir sonraki oturumda Teyit'ten Gülün Çavuş konuşacak gibi diyorum. Doğru mudur? Orada el sallıyor. Arada da zaten çay kahve arasında bu konuları konuşuruz. Çok iyi bir oturum olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de böyle düşünüyorsunuzdur, tatmin olmuşsunuzdur. Katılımcılarımızı alkışlıyoruz ve çay kahveye çıkıyoruz.